Kanka mesela en son şeyde kalmıştık. Güvenlik konusunda, temel güvenlik konusunda. Peki hocam, Cisco'nun sertifikası çok. CCNA'in mesela ki onun temel CISENT diye bir sertifikası getirildi birkaç yıl önce. Entry seviyesinde. Daha da kolaylaştırdılar işi. CCNA'in işte wireless var, security var. Yani işte VoIP var. Yani CCNP var. CCNP'nin yan sertifikaları var. İşte expert derken yani böyle bir giriyorsunuz, çıkamıyorsunuz yani. Evet. Yani sonuçta fonla sertifikası var diyelim. Ama bizim burada verdiğimiz eğitim CCNA eğitiminin müfredatını tamamen inşallah bitireceğiz biz. Yani Temmuz gibiydi bizim şu anki planımız. Bu eğitimlerde şu an işte birinci kurum, son iki konusuna geldik. Bu şekilde. Tabii sınavlar da çok pahalı Bekir Hocam. Yani hani pahalı değil de yani sonuçta 250 dolar mesela sınav. Ama net eket üzerinden eğitim aldığınız zaman mesela bununla ilgili arkadaşlar ben şeyde paylaştım, blogumda paylaştım. ctnr.blog.com adresinde NetEcad'den katılan arkadaşlar varsa, eğitim alan arkadaşlar varsa veya okulu veya çevresinde bunlar %50, %70 gibi indirimlerle sınava girebiliyor. NetEcad üzerinden nasıl şey alınacak, brochure alınacak ve bu brochure'da nasıl Vue.com üzerinden sınava kayıt yapılabilir? Ben bunu çektim arkadaşlar. Hem Twitter hesabımda paylaştım. Twitter hesabımda şöyle yazayım. Ya da blog adresimde arkadaşlar. Blog. Benim zaten sitede çizgi takım sitesine girdiğiniz zaman orada var arkadaşlar blog adresim. Evet, burada sınava en azından Usher olmasa bile sınava nasıl kayıt yapacağınızı görüyorsunuz o videoda iki parça. Bu adreste var arkadaşlar. Bunları ben işte Facebook'ta, Twitter'da bizim eğitmenlerin olduğu bir blog var. Yine kurulunda paylaştım. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Konumuz temel güvenlik konusu. Tabi burada temel güvenlikle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Ardından ileride daha ayrıntılı güvenlik konuları var arkadaşlar. Evet, şu an ekran geldi herhalde arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızda görünüyor olması lazım. Ekranınızda görünmesi bir problem yoktur. Evet. Merhaba hocam. İstanbul'a selamlar. Evet, görüyorsunuz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar aslında çok önemli konulardan biri güvenlik konusu. Yani bugün birçok haber okuyorsunuz medyada. İşte bilgisayar korsanları, işte internet bankacılığı sitelerine girerek, kişilerin hesaplarını girerek bunları boşalttıkları veya çok farklı sosyal mühendislik uygulamalarıyla geçenlerde Hürriyet Gazetesi'nin Web TV sayfasında vardı arkadaşlar. Onu ben Facebook sayfamda da paylaşmıştım. İşte telefon ediyorlar. Bir site polis diye arkadan telsiz sesleri. Ondan sonra işte sizin telefonunuz diyorlar ya da banka hesabınız diyorlar. İşte terör örgütünün bir şeyine bulaşmış falan. İşte size bize para gönderin. Tabii geçenlerde yine bir üniversitede yani profesör seviyesinde birinin 11 bin lira kaptırdığını bu kişilere okumuştuk. Kaç hafta önce gazetelerde. Onun dışında geçen de bahsetmiştim en son dersin sonunda işte phishing yaparak size bir mail göndererek o mailde işte Facebook hesabınızı mesela kullanıcı parola bilginizi elde ediyorlar veya banka yani siz o maile tıkladığınızda sizin kullandığınız bankanın aynı ekranı karşınıza geliyor. Orada işte size cep telefonu bilgileri, onun dışında cep telefonu numaranız gibi şeyler de soruyorlar. İşte daha sonra gidiyorlar mesela işte Avaya, Vodafone veya Turkcell bir bayi numaramızı kaybettik diye sim kartınızı çıkartıyorlar. Sim kartınıza normalde kullanıcı parola bilgilerini girdikten sonra bankacılık sistemlerinde biliyorsunuzdur SMS geliyor. Bir başka sistemler de var kullanılabilen şifreci cihazları var. İşte o SMS geldikten sonra SMS'i giriyorsunuz ve bu şekilde şey yapıyorsunuz. Sisteme giriş yapmış oluyorsunuz. Bu arada işte sizin o phishing yaptıklarında e-postan pardon cep telefonu modelinizi ve şeyinizi öğrendiklerinde numarasını sizin cep telefonunuza virüs bulaştırıyorlar. Yani sizin hattınızı kopyalamasalar bile size SMS geldiği an onların
Yani şeyinize, mesela siz sisteme girmiş olmasanız bile size cep telefonunuza virüs bulaştırıyorlar. Virüs bulaştırdıktan sonra onların cep telefonlarına da giriyor. Tabi bu artık benim gibi klasik böyle Nokia'nın sadece SMS al gönder veya sadece arama yap tipinde bir telefon kullanmıyorsunuz. Symbian veya Android tipi yani işletim sistemi olan telefonlar varsa bunlar da bu şekilde tabi virüs bulaşma ihtimali de var. Yani bunlar yapılan yöntemlerden bir arkadaşlar. Yani bunlar başımıza geldiğinde tabi birçok problem yaşayabiliyoruz. Onun dışında anlatmıştım. Birinci dönemin sonunda olmuştu bizim ilimizde. Manisa'da işte e-okuldan öğrenciler devamsızlıklarını silmişler ve notlarını değiştirmişler. Son gün ortaya çıkıyor bu. Tabi bu da okuldaki idarecilerden biri, müdür yardımcılarından birinin e-okul şifresini böyle bir kağıda yazıp monitörün kenarına yapıştırmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Çok kolay bir sosyal mühendislik olmuş öğrenciler için ama bunları çok gördüm ben. Yani eğitim formatörlük yaparken okulları ziyaret ettiğimde çok da söyledik ama yine dediğim gibi eğitim başına söyledik, sakalımızı dinlemediler bizi. Ancak işte millet olarak biz başımıza geldiği zaman anlıyoruz yani bunun önemini. Bu şekilde görüyordum yani işte MEPPİS şifresini yazmış işte şey müdür yardımcısı e-okul şifresini yazmış işte e-posta MEPKAN'ın T uzantılı biliyorsunuz e-posta adresleri var okulların onları yazmış da bunlar önemli yani şifreler bu şekilde ortalıkta olmaması lazım. Tabi burada ağ saldırısı riskleri nedir? Birincisi bilgi hırsızlığı arkadaşlar. Mesela işte bir firmanın Ar-Ge bölümündeki bilgisayarlara dışarıdan girerek oradaki geliştirilen bir ürünün bilgilerini alıp mesela bu şekilde çalışan bilgisayar korsanları var. Diyelim ki bir araba firmasının geçen aylarda da yansımıştı basın hatırlarsanız böyle bu şekilde bir tasarımın çalındığına dair. Bunu çalan korsanlar ne yapıyorlar? Araştırma geliştirme bilgilerini alıp prototipleri alıp diğer firmalara satıyorlar. Yine veri kaybı yani bu şekilde verileri yok etmek, değiştirmek, veya bilgisayarlara izinsiz giriş yapmak, bilgisayar korsanların yaptıkları şeyler, işte virüs gönderme vesaire veya kimlik hırsızlığı, sizin kimlik bilgilerinizi çalarak işte anne, kızlık soyadı, TC kimlik numaranız, adı soyadı bilgileri sizin adınıza kredi kartı çıkartabilirler veya işte sizin adınıza banka hesap açabilirler, kredi alabilirler. Bunlar hep yaşanan şeyler arkadaşlar. Bunun gibi problemler. Telefonla ulaşarak fizik yapıyorlar. Yine hizmet aksatma, yani bir web sitesinin erişiminin aksatılmasını, yine geçen yıllık dönem hatırlarsanız e-okula erişilememişti. Bu da bir saldırı sebebiyle olmuştu. Yani yoksa e-okulun kötü olmasından değil, çok da iyi yani, altyapısı vesaire. Burada tabii belki de milyonlar bulan bilgisayarlardan dağıtılmış dost saldırısı arkadaşlar biraz sonra göreceğiz saldırıda. Bunu yapan yine internet korsanları böyle mafyalaşmış arkadaşlar. İşte diyorlar ki A bankasına mesela Türkiye'de. Diyorlar ki işte saldırı sizin sitenize 3 gün kapalı kalır. İşte bankacılık sayfasını kullanamaz insanlar. Bir de şu kadar para vermeniz lazım gibisinden bunları yapanlar da var. Tabii bunlarla ilgili de yani gerçekten bizim bilişim polisimiz de iyi çalışıyor. Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar diye böyle bir aslında ünlem işareti yanında bir söylenmiş zamanında ama şimdi gerçekten de bunları anında yakalıyor arkadaşlar. Tabi burada tehditler dışarıdan gelebileceği gibi, harici tehditler olduğu gibi, işte sizin kablosuz internetinizi daha önce de örnek vermiştim geçen eğitimlerde, kablosuz internetiniz eğer şifreli değilse veya web formatıyla şifrelendiyse veya WPA2 ile şifrelenmediyse bunu çok rahatlıkla kırabiliyorlar demiştik. Kırdık. Zaman ne yaptık? Denizi kullanarak eğer bir suç işlerlerse ne oluyor arkadaşlar? Siz bundan sorumlu oluyorsunuz. Çünkü o kişinin siz olmadığınızı yani o suç işleyen siz olmadığınızı ispatlayamazsınız. Bu sebeple ne yapıyorsunuz? Siz sorumlu oluyorsunuz. Bunun dışında dahili tehditler. Bugün baktığınız zaman yani bir işletmede bu az önce bahsettiğimiz problemlerin birçoğu içeriden yaşanıyor ki içeriden yaşadığımızda da ve yaşandığında da bunların çoğu %70'i gibi bir rakam vermiş burada mesela. Yanlış kullanım, yanlış erişim yani belki de bilerek değil aslında bilmeyerek mesela işte verilerin silinmesi, bilmeyerek işte zarar verme gibi. Yani çoğu da bunların kasıtlı değil dahili tehditlerin ama bilerek de yani mesela işte sizin bir Facebook hesabınızı birisi ele geçirdiyse veya Messenger hesabınızı bilin ki önce şüpheleneceğiniz kişiler yakınlarınızdır. Yani onlar sizin bilgilerinizi sizi tanıyorlarsa işte güvenlik sorununuzu tahmin ederek yapmış olabilirler gibi. Biraz sonra da ona değineceğiz arkadaşlar. Evet, sosyal mühendislik. Tabii sosyal mühendislikte birçok kullanılan teknik var. Mesela burada yine mesela bir şirket içerisinde
Active Directory'de kullanıcı adı parolası ile login olan kişi, sağdaki masum çalışan, sosyal mühendisi onu arıyor, diyor ki işte bir bakım var, kullanıcı adı parolanız nedir? Yani sonuçta sistem mühendisi ona kullanıcı adı parolayı sormaz. Kendisi sonuçta sistemin yöneticisi olduğu için ne yapar arkadaşlar? İstediği şekilde onun kullanıcı adı parolasına erişir ve istediği şekilde değiştirir. Yani ona, ondan yani bankaların hani dedikleri gibi, biz sizden kullanıcı adı parolanızı sormuyoruz dedikleri gibi. Bu şekilde ama birçok sosyal mühendisi yöntemi var. Yani az önce söylediğimiz gibi işte telefon edip arkadan da telsiz seslerinin geldiği. Burada bunun dışında işte kontör istedikleri veya işte para istedikleri sistemler. Onun dışında mesela Kevin Mitnick en büyük hackerlardan biridir. Ama yaptığı iş aslında böyle işte programcılık. Hackerlar çoğunlukla programcılık bilirler, sistem bilirler, Linux bilirler. Bunları da bilen birisidir ama yaptığı şey %70 aslında arkadaşlar dolandırıcılıktır. Yani sosyal mühendislik sonuçta bir dolandırıcılık olduğuna göre, yani girmiştir mesela işte diyelim ki Xerox şirketine veya ne bileyim işte Nokia, hani artık hangi şirketler sistem çalışan gibi görünmüştür. İşte bir o şirketin üzerinde elbisesi vardır, şapkası vardır. Yani orada birçok yere girip çıkarak az önce benim bahsettiğim gibi böyle, onlar da eğer tabii sistemle ilgili şifreleri bilgisayarların kenarlarını monitör yapıştırdılarsa bu şekilde erişmiştir. Yani yaptığı işin çoğunluğu %50'den fazla bu şekildedir. Yine telefonla sizi arayarak işte bankadan aradıklarını söyleyip yine sizin birçok kişisel bilgilerinizi alabilirler. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ve bunlar da çok yaşanıyor. Yine dediğim gibi yani bunun yani sosyal statüyle alakası yok. İşte geçen birkaç hafta önce yazıyan olay neydi arkadaşlar? Bir profesördü bu. 11 bin lirasını taktığı için. Evet, sahte senaryo uydurarak işte buradaki sosyal mühendis biçiminde işte telefon üzerine iletişim kuruluyor. Az önce söylediğimiz gibi işte sizin cep telefon numaranızda işte terör örgütüsü numaranızı kullanmış veya banka hesabınızı kullanmış gibi bu şekilde sosyal güvenlik numaranızı bilebilirler, TC kimlik numaranızı alırlar. Yani bir şekilde çok zaten örneklerini gördüğümüz yaşanılan olaylar arkadaşlar. Onun dışında oltalama phishing olayı var. Yani size bir e-posta gelir. Geçen derste göstermiştim işte bir işte şu kişi arkadaşınız olmak istiyor deyip tıkladığınızda tabii bilgilerinizi gireceksiniz veya bir şekilde sizi bilgisayarınızda tabii orada şey de yapmayabilir arkadaşlar, yani Facebook hesabınıza erişmeyebilir. Sizin bilgisayarınıza işte Flash Player indir vesaire gibi derken bir exe indirirsiniz. O da bir Trojan'dır, Truvat'tır. Sizin ya da içerisinde Keylogger vardır. Yani birçok zarar verebilecek bilgisayarınıza programlar ve sizin bilgilerinizi karşı tarafa gönderecek programlar yükleyebilir. Bunlara da işte dikkatli olmak lazım. Yani genelde e-posta üzerinden iletişim kuruluyor. Mesela Hotmail sayfasının aynı bir sayfa geliyor. Kullanıcı parola bilgilerinizi girin diyor. Sistemimizde yenileme var. Yani sizden kullanıcı parola bilgilerinizi neden yani sorar. Ben bu şekilde iki defa Hotmail işte adresini kaptıran arkadaşım biliyorum. Yani, bir defa hadi neyse de İkinci defa artık nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde işte bank, mesela diyelim ki benim Akbank'tan hesabım yok ama Akbank'tan geliyor, işte tıklıyorsunuz. Zaten bankalar da buna önlem olarak ne yaptılar? Bu Ocak ayından itibaren SMS de şifre sistemini getirdiler. Tabi onu da artık az önce verdiğim örneklerde onu da aşıyorlar arkadaşlar. Yani cep telefonunuzun virüs bulaştırarak aşıyorlar veya numaranızı öğrenip orada işte size işte önce phishing yapıyorlar. Siz bilgilerinizi giriyorsunuz, bankacılık bilgilerinizi. Cep telefon numaranızı da giriyorsunuz. Ondan sonra onlar da o kartı kaybettim diye bir şeye gidip sizi sahte kimlikle ne yapıyorlar arkadaşlar? Sizin numaranızı çıkartıyorlar ve SMS talebinde bulunduklarında o numaraya geliyorsanız. Yine sesli arkadaşlar bir link var. Yani sesle bunu yapmak. İşte bir mesaj geliyor aslında size. Canlı birisi değil. Böyle bir bant kaydı gibi. Bir sesli mesaj. Orada işte bir telefon bankacı hizmeti gibi vesaire gibi bir şeydir. Orada size bazı şeyler anlatıyor. Ondan sonra siz de işte doğrulamak için bazı bilgiler giriyorsunuz. Cep telefonunuzda mesela geldiyse tuşlara basıyorsunuz. Tabii o tuşlara bastığınızda da ne yapmış oluyorsunuz? Bilgilerinizi göndermiş oluyorsunuz. Bunlarla ilgili arkadaşlar bilinçlenme çok önemli. Yani çevremizdeki kişilere bu konularda çok bunları anlatmamız, bilinçlendirmemiz lazım. Yani insanlar az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi bilmediklerinde bu gibi tehlikelere çok rahatlıkla düşüyorlar. Yine arkadaşlar virüsler, solucanlar, truvatı, yani virüsler, wormlar ve trojan horse dediğimiz truvatlar arkadaşlar.
Sosyal mühendislik vesaire yerine bunlarla da ne yapabilecek arkadaşlar sonuca ulaşabiliyorlar. Tabii bunun dışında bu virüslerden bahsedersek solucanlarda, tür atlarından, şimdiki sayfada ayrıntılı söyleyecek arkadaşlar. Virüsler genelde bir program ekinde geliyor arkadaşlar. Bir işte CD bulaşabiliyor veya USB bellek aracılığıyla ulaşabiliyor ve internet aracında. Siz o e-posta ekini indirip çalıştırdığınızda virüsler de sonuçta bildiğiniz gibi bir program, zarar veriyor. Onun için arkadaşlar worm dediğimiz solucanlar var. Solucanlar yalnız virüsler gibi bir programa eklenmesi gerekmiyor. Mesela Sality çok böyle tehlikeli bir solucan, tehlikeli bir worm. Ulaştığım kurtulmak da zor. Kurtuluyorsunuz tabii de. Özellikle wormlar ağı kullanıyorlar arkadaşlar ve ağda da yavaşlamaya sebebiyet veriyorlar. Yani birçok şirkette, yani çok bilgisayarın olduğu, kullanıcının olduğu şirkette çok güvenlik önlemi alır. İşte flash bellek mesela işte takılmasını istemezler. Yani bir sonuçta bir aktif direktörü kurup, bir domain kurup bu şekilde sistemi yönetirler. Mesela biz geçenlerde yaşadığımız bir şeydi. Bir idareci bilgisayarında yine bizim okulda çok aşırı derecede virüs vardı. Virüs değil işte, worm vardı. Yani ağı yavaşlatıyor. Tabii ağın yavaşlaması internet bağlantımızın da yavaşlaması arkadaşlar. O yüzden yani bir ağdaki bir tane worm, tabii o bilgisayar bir kaynak yani. Gerçekten ağınızı mahvedebiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım, temizlemek lazım. Artı öncesinde önlem almak lazım. Biraz sonra söyleyeceğiz. Turbatları da bir program gibi olabilir. Yani işte siz mesela internetten, ben mesela Trojan yapsam internete koyup da işte bu Trojan'ları bilgisayarınıza indirirseniz ben de sizin bilgisayarınıza girerim, bilgilerinizi alırım diye internete koymam. İşte bu çok güzel bir player programıdır. Şöyle yapar, böyle yapar gibi ben överim. Ondan sonra siz de bilmeden, mesela bilmediğiniz ya da önünüze her gün siteden indirmemek lazım. Veya işte paylaşım yapıyor. Sağ olsun arkadaşlar, biz genelde izin vermiyor faydan vesaire, hani tıkladıkça tabii ücret kazanıyor kişiler de 3 kuruş 5 kuruş artık 1-2'ye 1-2 artık ne zaman olacak 15 dolar değil mi? İşte bunun gibi oralarda indirdiğinizde bilgisayarınız zarar verir. Eğer güzel de bir antivirüs programınız veya bir security programınız yoksa. İşte burada bir işte oyun olabilir bu veya işte başka bir program olabilir. Bir yani kendiliğinden çoğalmıyor yani solucan ve virüsler gibi. Direkt siz bunu indiriyorsunuz. Aynı zamanda bir mesela resim dosyasının içerisinde Trojan'ı gömebiliyorlar. Yani artık çok geliştiği için teknoloji. Yani size bir tane diyor ki ya işte benim mesleğimden biri size gönderiyor, diyor ki böyle böyle resimlerim var bak bakayım falan. Siz daha bakayım falan diyorsunuz ama ondan sonra da kurban oluyorsunuz bu kişiye. Evet. Arka kapılar yani backdoorlar oluşturabiliyor. Burada oynamak için tıklayın. Bakın işte tüm veriniz kaybediyor. Şu an benim bilgisayarımı format atıyor. Bu Trojan'mış falan dermişiz. Ama değil tabii. İşin espri tarafı. Yani verileriniz güvende diyor. Bilgisayarınızın ne kadar kolay tehdit altında gerilim göstermek amacıyla yapıldı. Yani siz oyun diye indirirsiniz. Bilmediğiniz bir siteden, güvenli olmayan bir sitede. Artık indirdiğiniz dosyayı taratmazsınız. Ve sonuçta çalıştırdığınızda bilgisayarınıza format atıp bütün bilgilerinizi ne yapabilir? Silebilir. Evet arkadaşlar. Başka bir saldırı yöntemi DOS saldırısı arkadaşlar. Hizmet reddi saldırısı. Bunlar tabi dediğimiz gibi hep denial of service saldırısı. Şöyle oynatayım arkadaşlar. Bir saldırgan ping atıyor arkadaşlar. Şimdi tabi biz ileride yine tekrar anlatacağız da. Mesela biz TCP/IP pardon, Transport Taşıma Katmanı'nda işte TCP ile TCP bağlantı kurulurken sadece TCP'nin güvenli bağlantı, UDP'nin güvenli olmayan bağlantılı. TCP'nin verilerle iletilirken her veriler iletildikten sonra karşıdan alındığı bildirim istendiğini söylemiştik. Ama öncesinden bu bağlantının nasıl kurulduğunu anlatmadık işte. SYN göndermek, SYN ek göndermek, ek göndermek. Bunları ileride anlatacağız arkadaşlar. Yani senkronize mesajı, işte bunun kabulü ve daha sonra verilerin göndermeye başlangıcı. Mesela burada tabi bu dosyaların arkadaşlar belirli boyutları vardır. Mesela yine ileride söyleyeceğiz. Mesela ping programı bildiğiniz işte ping yazıp bir web sitesine atarsanız şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet mesela ne yazdım? Ping www.cisco.com. Mesela şu an ben bir DOS saldırısı yapıyorum Cisco'nun sitesini. Tabi burada benim bir tane kişi ping atmamla Cisco'nun sitesinin aslında bir şey olmaz. Yani ama tabii bunu da yapan programlar var arkadaşlar. Tabii bizim işimiz şu an konumuz bu değil ama yani aslında saldırının nasıl yapıldığını bilirseniz saldırının önlemini de alıyorsunuz. İşte o şekilde sertifikalı etik yani sertifikalı etik hacker eğitimleri falan vardır.
yani daha farklı eğitimler. Orada işte bunları nasıl yapıldığı anlatılır. Mesela Happing denen bir program var. Happing programı ve siz değişik boyutları değiştiriyorsunuz veya farklı bir kaynaktan geliyormuş gibi pingler atıyorsunuz. Biraz sonra söyleyeceğiz işte sin taşmasında. Mesela ben arkadaşlar şeye ping atayım bizim Map.gov.tr'ye. Deneyenler varsa ping atamayacağımızı biliyorsunuzdur arkadaşlar. İşte bizim sunucumuz veya artık ya sunucular üzerinde veya routerlar üzerinden ping'e kapalıdır arkadaşlar dışarıdan gelen pingleri. Yani geçen yıl dediğimiz gibi ilk tane saldırıdan sonra bu şekilde bir güvenlik önlemi alındı. Hiçbir şekilde güvenlikten dolayı arkadaşlar pinli cevap vermez. Normalde de mesela bizim güvenlik duvarımız vardır. Hemen aklıma gelmişken bunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sonra söyleyecektim ama yerel adı da siz mesela ping attığınız bilgisayara cevap alamayabilirsiniz. XP'nin içerisinde de biliyorsunuz bir ne var arkadaşlar? Güvenlik duvarı var. Çok süper bir şey olmasa da yine de işe yarayan bir güvenlik duvarı. Yani mesela benim bilgisayarım 192.168.1.10 IP adresine sahip. 1.11'den benim bilgisayarıma ping atıyorlar. Ama benim bilgisayarım ne yapmaz arkadaşlar? Pinglere cevap vermez. O yüzden bakın pinglere cevap vermesi istiyorsak buradan gelişmişten ayarlardan. Bakın arkadaşlar ICMP. ICMP daha ayrıntılılardan açacağız. Gelen yankı isteğine izin ver. Yani işte size bir ping mesajı, ICMP mesajı geldi. Siz ona ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cevap, yankı. Yani pimpon topu gibi şey yapmış. Karşı tarafta birisi var ve topa vurdu. Burada eğer ben bunu işaretlersem artık bana yerel ağ üzerinde birisi ping attığında ne yapar arkadaşlar? Cevap olarak benim bilgisayarım ping mesajlarına cevap verir. Evet, bunu biraz sonra yine bahsedeceğiz de. Yani bizim map.gov.tr adresine arkadaşlar o sunuculara ping atamadığımızı gördük. Burada tabii aşırı derecede bu pinglerle arkadaşlar ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? Bu pinglere cevap veriyor. Bu pinglere cevap verirken karşı taraftan bu siteye bağlanmak isteyen kişi çok yavaş bağlanıyor. Bugün son birkaç hafta yaşıyorsunuz da bilgisayar bilişim nette yavaşlığı. Bunun yavaşlığının tek sebebi tabii o anki anlık kullanıcının sayısının çok fazla olması. İşte ESYM üniversite sınav sonuçlarını açıklar. Siz siteye giremezsiniz, ulaşamazsınız. Neden? Çünkü sitenin nedir arkadaşlar? Hizmet verebileceği kullanıcı sayısı şeydir, sınırlıdır. Yani işte aynı anda diyelim ki 500 kullanıcı cevap verecektir. 500 kullanıcıdan sonrakinden ne yapmaz? O siteye bağlanmaz. Bunun gibi programlar var arkadaşlar. İşte Antorus denen bir program var mesela. Aynı bu işi yapıyor. Mesela siz www.sisco.com yazıyorsunuz. O sayfa görüntüleme isteği gönderiyorsunuz. Web sayfasını görüntülemek istediğiniz işlemi arka planda Antorus programı yapıyor. İşte aynı anda 5 tane 10 tane istek gönderiyor. Tabi Antorus'u bir bilgisayarda çalıştırmak değil de aynı anda işte 100-200 bilgisayarda çalıştırmak bir web sitesinin gerçekten bant genişliğini tüketip o siteyi hizmet vermeyecek şekilde getiriyor arkadaşlar. Tabi bunları bu şekilde bunları yapın edin diye anlatmıyoruz. Belki daha farklı bile bilgiler de verebiliriz ama yani sonuçta buna karşı güvenlik önlemleri alınıyor arkadaşlar. Mesela bizim işte bakanlığın pinki isteklerine yanıt verme kapatılması bu önlemlerden biri. Onun dışında Cisco'nun birçok cihazları var. Bir sonra göreceğiz arkadaşlar. Firewall olarak, güvenlik duvarı olarak kullanılan. Yine arkadaşlar değişik dosya saldırısı türleri vardır. Mesela SYN taşması dediğimiz sunucuya gönderilen paket arkadaşlar taşması şu şekilde gerçek IP adresi değil sahte IP adresleri vardır. Mesela şöyle örnek vereyim. Bu bilgisayar mesela ping atıyor. Bu ping atarken sonuçta kendi adresi de vardır ve cevapları ne yapar? Buna gönderir. Mesela ping attı cevaben buna cevap verdi arkadaşlar. Ama öyle bir ping atıyor ki Happing'de bunu yapabiliyorsunuz. Happing programında. Daha önce de bahsetmiştim. Linux tabanlı Backtrack denen bir CD var. Orada bütün bu tool'ları işte wireless hack olsun, diğer işte hack olsun, işte isteği index atma ile ilgili vesaire birçok şeyleri bulabilirsiniz arkadaşlar bunun içerisinde. Buradan ping gidiyor ama aslında buradan gelmiş gibi geliyor. Tabi böyle bir şey de buna cevap verdi, bu ping mesajı göndermedi. Burada tabi sahte istekleri yanıt veremiyor. Veremediği zaman arkadaşlar sunucu resmen çöküyor. Yine ping of deed dediğimiz yani bir cihaza IP tarafından izin verilen maksimum boyut. Bu boyut da 65.535 byte arkadaşlar. Daha yüksek boyutta bir paket gönderdiğinizde yine bu da alıcı sistemin çökmesine neden oluyor.
Evet arkadaşlar, DoS saldırısı az önce anlattığımız bu saldırıların birden fazla kaynaktan yapılması. Yani işte zombi bilgisayarlar dediğimiz işte zombi bilgisayarlara dönüştürülüyorlar. Onu tabii değişik kodlarla yapıyorlar, değişik programlarla. Aynı anda işte ne yapıyor? Bir oyun sunucusuna mesela bir kişi şey yapmış, bu programları bulaştırmış. Oyun sunucusuna bağlanan herkesin bilgisayarına bu kodlar bulaşınca, programlar bulaşınca hepsi aynı anda tabi uzaktan da kontrol edebiliyor. Bir banka sitesi mesela bundan birkaç ay önce PayPal sitesi mesela yaklaşık bir gün veya bir günden daha az olabilir erişimi engellenmişti bu DDoS saldırısıyla. Onun için de yine Wikileaks'e bu şekilde saldırı oldu. Yani bunlar dediğimiz gibi çok noktadan olduğu zaman aynı şekilde bu saldırı. Yani bu bilgisayarların haberi de yok tabi bundan bulaştığında. Sizin bilgisayarınıza da bulaşabilir. Daha sonra ne yapıyorsunuz siz? Aynı kaynaklardan DDoS ekimleştirdikten sonra herkes bu bilgisayara ne yapıyor arkadaşlar? İşte ping atıyor örneğin. Tabi bu bilgisayar ne yapıyor arkadaşlar? Bunlara cevap veremiyor. Aşırı derecede yükleniyor. Ve bu şekilde çalışmıyor. Ulaşamıyorsunuz gibi. Yine arkadaşlar deneme yanılma saldırıları var. İşte parola mesela, işte brute force veya word listler vardır. Yine Backtrack içerisinde var. Mesela nedir adresiniz? İşte benim cematanaret.hotmail.com adresim. Benim parolamın arkadaşlar basit bir parola olması. Yine o konuyla da değinelim arkadaşlar. Çok basit parolalar. Yani işte 1, 2, 3, 4 gibi. Yani bu böyle bu tip parolalar da çok gördüm arkadaşlar ben. Yani işte parola şu. Ondan sonra veya şöyle. Tabi bunları word liste olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Bu deneme yanılma programlarıyla sizin parolanızı çözebiliyorlar. Yani güvenlik ile ilgili arkadaşlar şunu şöyle yine göstereyim. Mesela ben parolamı unuttum diyorum arkadaşlar veya ben şimdi birisinin parolasını ele geçirmek istiyorum. Kullanıcı adını yazdım. Kullanıcı adını bildiğim kişinin. Evet arkadaşlar. Buradan Windows Live ID'mi yazıyorum. Yani uzantısı hotmail.com olmak zorunda değil biliyorsunuz Live ID'ler. Evet, güvenlik sorusu. Annenizin doğum yeri. Bakın arkadaşlar, beni tanıyan bir kişi bile bunun cevabını veremez. Çünkü bunun cevabı işte İzmir'dir, Konya'dır, ne bileyim işte Ankara'dır gibi bir, yani bir yerin adı değil. Ne olabilir? Cevap patlıcan olabilir, ne bileyim işte cacık olabilir. Yani bu şekilde. Ama ben bu şekilde çok kişinin gördüm arkadaşlar. Mesela soru ne yapmış vatandaş? Tarihte en beğendiğiniz kişilik. Orada varsayılan sorular da vardı hatırlarsanız. Tarihte en beğendiğiniz kişilik sorusunun cevabı Fatih yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Bu hesap sizin. Veya Atatürk yazıyorsunuz. Tabii ben şu an burada size hackerlık öğretmiyorum ama yani durumu öğrenmeniz ve ona göre kendiniz tabi bildiğiniz konulardır bunlar arkadaşlar. Güvenlik konularına dikkat edip kendi güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Tabii öğrencilerinizle bunu anlatmanız veya çevrenizde bunu sağlamanız yani bunu öğretmeniz için. Atatürk yazıyorsunuz. Yine ileri diyorsunuz. Bu hesap sizin. Veya işte Hazreti Muhammed diyorsunuz gibi. Şöyle. Yani değişik yazılımlarla. Burada kullanıcı adı yani benim mesela kullanıcı adımı yazdım. Parolam da basit bir şey olsaydı yine bu parolamla mesela ne yapabilirlerdi? Kırabilirlerdi. Veya bir şekilde beni tanıyıp tanımadan da mesela işte benimle bir şekilde tanışıp başka biriymiş gibi sohbet edip beni tanıyıp bu gizli yanıta cevap bulabilirlerdi ama yani bunu sonuçta yani hiç kimse kıramaz yani onu söyleyeyim. Hotmail adresimi yani bu şekilde kıramaz. E-posta ile sıfırlama bağlantısı gönder dediğinde yine benim başka bir e-posta adresime gönderiyor. Sonuçta
güvenlik sorusunun cevabını bilmesi lazım. Ama ben çok kişinin yani hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi veya işte küverti gibi çok basit sorular belirlerken böyle de çok basit gizli yanıtlar ve gizli sorular gizli yanıtlar belirlediğini gördüm. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Parolalarla ilgili arkadaşlar, kırılmayan parolalar, yine Hürriyet'in bir haberi vardı bundan birkaç hafta önce, işte şu kadar 70 yılda mı ne kırılan parola diyordu. Mesela yine temin Fatih demiştik arkadaşlar. Fatih'ten örnek verelim. Fatih İstanbul'u 1453'te ne yaptı arkadaşlar? Fethetti. Kendinize parola belirlerken arkadaşlar, bu şekilde bir kelimeden oluşturduğunuz parolalar her zaman güvenli ve bu dediğimiz brute force ve wordlist'lerle kırılamayacak parolalardır. Mesela dersiniz ki ben bunun seslerini atayım. Sesli harfleri attığımda şöyle yine yine alt çizgi karakteri kullanayım. Evet, yine alt çizgi kullanıyorum. Veya başka bir şey kullanıyorum. Slash kullanıyorum. Tabi bunları unutmamanız lazım. Evet. Bakın bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Fatih İstanbul'u 1400'de fethetti. Bakın ben böyle bir şifre oluşturdum. Bu şifreyi bu programlarla arkadaşlar, yani 70 sene değil 700 sene orası varamazlar. Tabi aynı anda 700 bin tane bilgisayar devreye sokup uğraşın nasıl olabilir belki, ama yani dediğim gibi paralar bu şekilde belirlenmesi lazım arkadaşlar. Yani işte böyle 7 tane rakam, alt çizgi, işte diğer işareti, soru işareti, slash işareti, ondan sonra yani bugün bir e-okul parolasını da öğretmenlerimizin çok basit belirlemesi lazım. Yani öyle e-okul parolası belirler. Yine 1, 2, 4, 5, 6 gibi. Öğrenci ne yapar? Tahmin eder mesela. Veya işte brute force ve wordlist'lerle kırar. Tezgah kimlik numarasını öğretmenin öğrendiyse. Yani bugün sonuçta öğretmen odasına giriyorsunuz. Birçok şey, ortalıkta evraklar bulunabiliyor. Sonra e-okul şifrenizi başka birisi kullandığında bunun sorumlusu ait. MEPPIS ve e-okulda bununla ilgili güvenlik uyarıları var arkadaşlar. Ama tabii başımıza yine gelmeyince ne yapıyoruz? Her şey gülük gülistanlık zannediyoruz ama işte bizim Manisa'daki yaşananlarda müdür yardımcısı istifa etmek zorunda kaldım bir an durumda. Ki zaten soruşturmanın sonucunda da olacak oydu. Ama yani bunlar, istiyoruz ki insanlar bilinçli olsun internet güvenliğinde, kişisel verilerin güvenliğinde. Ve bunlar başlarına gelmesinler. Başlarına gelmesin bu olaylar. Evet. Evet. Hesapları tabii kilitleyerek de bazen hizmet reddine yol açabilir arkadaşlar. İşte defalarca hatalı giriş yapılınca ne oluyor? Veya birkaç sefer sonrasında. Buna şey olarak da, yani tedbir olarak da diyelim ki 3 defa parolanız yanlış yazıldıysa ne yapıyorlar? Parolayı geçici olarak iptal ediyorlar ya hesabı. Tabi bunun dışında arkadaşlar, casus yazılımlar, spyware dediğimiz, iznimiz olmadan arkadaşlar bilgisayarımızdan kişisel bilgiler toplayan programlar. Yani bunlar işte Google'un Chrome mesela çok güzel bir casus yazılım. Sizin ziyaret ettiğiniz sitelere göre arkadaşlar ne yapıyor? Size reklamlar gösteriyor. Siz mesela işte sabahtan akşama sitelerindeyseniz mesela işte araba, arabam.com vesaire araba alacaksınız. Sabahtan akşama araba sitelerinde gezdiyseniz, siz Google'a girip işte patlıcan da arasanız, salatalık da arasanız tersinize arama sonuçlarında veya reklamlarda arabalarla ilgili neler çıkartırsa reklamları çıkartır. Yani sizin tabi kullanıcı bilgilerinizi aldıktan sonra veya ilginizi bu şekilde, tabi daha farklı parola olabilir, hesap numarası olabilir. Bunları içeren bilgiler de olabilir. Yine işte bir dosya indirirken veya başka bir program yüklerken veya bir işte açılır pencere de bunlar yüklenebilir. Tabi işte ActiveX denetimine yüklenmesinin engellenmesi, işte isteğe girildiğinde pencerelerin açılması, pop-up pencerelerin, bunlar son yıllardaki tarayıcılarla engellendiği için bunları tabi yüklenmesine zorunda, ama sonuçta yani siz mesela bir download programını indiriyorsunuz, mesela download manager indiriyorsunuz. O download manager içerisinde mesela işte Orbit veya işte internet download manager, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Onun içerisinde de spyware, casus yazılım olabiliyor. Evet, hani ben bunlar da vardır anlamında demiyorum da örnek veriyorum. Evet, yine cookie'ler dediğimiz arkadaşlar, izleme tanımlama bilgileri. Internet Explorer'da görebilirsiniz arkadaşlar, cookie uzantılı, et cookie şeklinde. Bunlar da bizim belli sitelere girdiğimizde bizi tanıyan ve zaman kazandıran dosyalar, ama bazen de arkadaşlar bizim bilgilerimizi tuttuğu için istenmeyen dosyalar olabiliyor. Yine arkadaşlar reklam yazılımları var. Burada işte siteye girdiğimizde size reklam gösteren,
Bunlar da hep istenmeyen şeyler. Eskiden çok işte pencereler açılıp reklamlar açılıyordu. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir siteye girdiğinizde reklamların açılması. Tabi bunları dediğim gibi arkadaşlar son çıkan tarayıcılar bu açılı pencereleri engellediği için ne yapıyor arkadaşlar? Pek mümkün olmuyor. Evet. Spam arkadaşlar istenmeyen e-posta. Yani deniliyor. Tabi burada isteyerek de olabilirsiniz. Siz giderseniz bir foruma üye olursunuz. O forumdan gelen mesajları kabul edersiniz. Veya Cisco Netiquette'e üye olursunuz. Bana buradan gelecek bilgiler mesajlarını kabul ediyorum seçeneğine. Evet dediyseniz size ne yapar arkadaşlar? E-postalar gelir. Tabi burada son yıllarda alınan önlemlerle bunların azaltılmasına çalışılsa da kişiler değişik yöntemlerle bunlara yine ulaşabilirler. Yani kişiler e-posta adreslerini topluyorlar çalışır. Mesela e-posta zincirleri. Bunun yani işte ne yapıyorsunuz? Bir e-posta geliyor, onu ilet diyorsunuz. Sizin kişi listenizdeki bütün herkes o listeye dahil oluyor. Siz tabi o zaman ne yapmış oluyorsunuz? Kişi listenizi herkese göndermiş oluyorsunuz. Daha geçenlerde arkadaşlar gelen bir mesajı paylaşayım. İşte Türkiye'de şu kadar bor varmış da Amerika almış da satmış da şöyle yapacakmış böyle yapacakmış. Altında da işte İstanbul Maden Mühendisler Odası böyle bir mesaj geldi. Ben böyle gelen mesajları genelde siliyorum. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir bilmiyorum yani. İçeriğini tartışmıyorum. Ben de amaç yani bu mesajların amacı. Bunları zincirleri dolaştırıp dolaştırıp çalışan e-postaları toplayıp bir işte CD veya DVD'ye yazıp işte internetine düşmemek lazım. Sonra aynı kişiden bana yani bana gönderen aynı kişiden aradan 2-3 gün sonra işte İstanbul Maden Mühendisleri Odası'nın açıklaması böyle bir e-postada bizim ilgimiz yoktur diye bir mesaj geldi. Yani tabi bunlar ikisi de dediğim gibi amaç bu işte şu şuraya satıldı bunu almış bunu şunu yapmış gibisinden. Yine böyle işte şundan kan ihtiyacı var. Yok işte bilmem İstanbul'daki bir hastane işte işitme engellerine bilmem işte şey dağıtıyormuş işte cihaz dağıtıyormuş falan gibi. Yani bunlarda doğruluk payı olanlar da var. Mesela yine bir hasta çocukla ilgili bir mesaj gelmişti. Ben daha sonra iletmedim artık merak ettim Google'a girdim. Gerçekten haber doğruymuş ama o çocuk vefat edildi 3 yıl olmuş yani mesaj bana gelmeden önce. Yani insanlar işte Google'da baksalar bir Google daha önce de söylemiştim belki kendisine çok soru sorulmasına sıkılan bir arkadaş. BKZ.google.com diye bir site yapmış. Tabi BKZ.google.com yazdığınız zaman Google'a şey adres çubuğuna yine direkt Google'a gidiyor da kendisine soru soranlara Messenger'dan hemen o sitenin adresini veriyormuş. Değil mi? Yani önce bir Google'a sor, yapamazsan bana sor şeklinde. Yani bir araştırılsa. Bu şekilde tabi bunlar da gereksiz mesajlar. Mesajlar tabi istenmeyen e-posta mesajlar kısmı düşüyor. 30 günde belki birçok Hotmail veya Gmail'de siliniyor ama bazen de istenen e-postalar da oraya düştüğü için arada sırada bakıyoruz yani. Bunlar tabii bizim zamanımızı alıyor ve internet trafiğini tüketiyor. Bunlar istenmeyen şeyler. Tabii arkadaşlar güvenlik önlemlerinde yani kişisel olarak yani siz işte evinizde kullanıyorsunuz bilgisayar bunlarla ilgili güvenlik ilkeleri belirlenmese de yani çok kullanıcının olduğu yerlerde bunların belirlenmesi lazım. İşte kimlik doğrulama ilkeleri yani işte ağ kaynaklarına kimler erişecek o diyelim ki ileride anlatacağız arkadaşlar diyelim ki router'ı ne yapıyor bir yönetici ağ yöneticisi programlıyor. İşte değişik komutlar ekliyor, siliyor vesaire. Buna kimler erişebilir? Burada eriştiklerindeki levelleri, seviyeleri ne olabilir? İşte kim nereye ne kadar erişecek gibisinden. Veya işte fiziksel olarak bile arkadaşlar. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte merkezindeki merkez Kızılay'daki merkezinde zemin katlı arkadaşlar. Eğitim teknolojilerinin yine bu bilişim hizmetleri dairesi orada. Bu e-okuldur, map işte sunucuların bir kısmı orada, başka yerlerde de var da orada bile siz ne yapıyorsunuz? Sunucuların olduğu yere retina taraması yani işte artı işte kartlar vesaire parmak izleri yani birkaç şeyden sonra erişebiliyorsunuz. Yani öyle her el konu sağlayan sunucuların olduğu yere giremiyor. Belki birkaç kişi girebiliyor yani yetkilendirilmiş kişi sayısı az. Bu şekilde yani kritik noktada oluyor. Ya da düşünün bir bankanın mesela A bankasının sunucuların olduğu yere öyle herkes girebiliyor. Böyle bir şey tabii olmuyor arkadaşlar. Bunların belirlenmesi. Onun dışında parola ilkeleri. Yani işte parolalar belli aralıkları değiştirmeleri. Bankacıdan bile biliyorsunuz. Bankacılık şeyini kullanıyorsunuz. İnternet bankacılığını kullanıyorsanız. Girdiğiniz zaman arkadaşlar belli aralıklarla parolayı değiştirmek zorundasınız. Kabul edilir kullanım ülkeleri. Yine algılamalarını kim nasıl kullanacak veya nereleri kullanabilecekler. Yani işte diyelim ki internete bağlanacak kişiler ama mesai saatleri içinde Facebook'a giremeyecekler veya dosya indiremeyecekler falan gibi. Yani işte şirketin çok güzel bir internet altyapısı vardır. Yani işte Metronet'le internete, Metronet'le bağlanıyordur. İşte 10 megabit
Hatta 10 gigabit parası çoktur yani. Ucuz şeyler değil çünkü bunlar. Yani işte ya da çok daha yüksek hızlarla, ama ne yapıyorlar arkadaşlar? Kurumdaki kişiler tutup Hotwire'den film indiremiyordur yani. Engellenmiştir. Uzakta erişim ülkeleri. Uzaktan kimler erişecek? Nerelere erişecek? Ya bakın bir adamlar arkadaşlar ve olay işlemi adamlar yani güvenlik olayları nasıl çıkacak? Bunların tabii belirlenmesi gerekiyor. Biz belki şey yapsak da büyük işletmelerde bunlar var arkadaşlar. Evet. Tabii güvenlik önlemleri, yani biz mutlaka sonuçta güvenlik önlemleri almamız lazım. Yani kişisel olarak bile bilgisayarımızda en azından bir, işte az sonra söyleyeceğiz, bir güvenlik duvarı, kişisel olarak işletim sistemimizin X-Men içerisinde az önce göstermiş gibi güvenlik duvarı vardır. Mutlaka bir genel giden trafiği denetleyen. Onun dışında arkadaşlar spam filtresi, tabii Hotmail veya Gmail kullanıyorsanız onların kendi hazır spam filtresi var. Siz de bunları genel mesaj spam bildir dediğiniz zaman oraya ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Yine yamalar, güncellemeler. Mutlaka bilgisayarın işletim sistemi eğer lisanslı ise güncellemeden açık olması ve devamlı güncellemeler. Çünkü Metasploit denen bir şey var arkadaşlar, yine konu var. Orada değişik programlar var. Yine Nexus denen bir program var. Programlarla siz ne yapıyorsunuz? Kullanılan işletim sisteminin veya kullanılan programların açıklarından yararlanarak o sistemlere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz eğer bilgisayarınızdaki programlar, ofis programları böyle Adobe Reader olabilir ki Adobe ürünlerinde de işte Flash Player olsun, Adobe Reader olsun. Bunlar da çok güvenlik açığı çıkıyor yine Microsoft ürünlerinde. Bunları devamlı güncel tutmamız gerekiyor, güncellememiz gerekiyor. Zaten otomatik bunlar güncelliyor ki bizim izin vermemiz veya güncellemesini tamamlamamız. Yine casus yazılımından korunma açılır. Ki bunlar zaten arkadaşlar şu an casus yazılımından korunma, açılıp engelleyici, antivirüs, bu şu yamalar harç arkadaşlar. Sadece bir internet security programı, bunların hepsini tüm değişik bir çözümle halledebiliyorsunuz. Örneğin Norton'un internet security programıyla. Ondan sonra işte Kaspersky'nin aynı şekilde. Bu şekilde yine Microsoft'un Security Shantus var arkadaşlar. Bir antivirüs programı. Gerçekten ben okuldaki bilgisayarda bunu kullanıyorum. Bazen de hani arada kaçırdığı virüsler oluyor mu diye online virüs tarama siteleri var biliyorsunuz. Yine antivirüs firmalarının. Oradan taratıyorum. Gerçekten iyi çalışıyor. Sistemi yormuyor. Yani tavsiye edebilirim yani. Ama tabii şu da var. Hiçbir antivirüs programı %100 güvenlik sağlamaz. Onu da hiçbir zaten garanti etmez. Mutlaka ama bir program olması lazım yani. Bazen görürüm ben çevremde. Hiç ne antivirüs programı var ne bir şey var yani bilgisayarda. Bunları da görüyoruz. Evet, güncellemeler biliyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik merkezi az önce görmüştük. Orada güncelleştirmeler, otomatik güncelleştirmeler pardon, denetim masasında. Evet, şuradan bakın. Az önce şu gördüğünüz ekrandaki gibi benimki de. Otomatik olarak yani ne yapıyor arkadaşlar? Güncellemeleri yapıyor ve şurada görüyorsunuz mesela arka planda yüklüyor. Ve biz de ne yapıyoruz? Otomatik olarak yüklemesine izin veriyoruz. Diyoruz ki işte otomatik olarak işte karşıdan yükle ben diye bunları hangisi yüklenecek veya işte şey yapayım buna izin vereyim. Veya kapat. Bazen işte lisanssız işletim sistemi kullanıyorsan kişiler burayı kapalı oluyor güncellemesi. Tabi burada siz bütün şeylere, bu az önce anlattığım şeylere de bir davetiye çıkartmış oluyorsunuz. Yani bunların mutlaka güncellenmesi, özellikle Microsoft ürünleri açıkları her zaman çıkabileceğinden. Yine arkadaşlar antivirüs yazılımı, yani mutlaka işte bilgisayarınızda antivirüs bulaştığını veya virüs turbahtı olduğunu gösteren işaretler şunlardır diyor. İşte bilgisayar yavaşlar, fare diye bastığınızda veya işte tuşa bastığınızda klavyenin yanıt vermesi, kendiliğinden kapanabilir. E-posta programı e-postalar gönderir. Veya CPU arkadaşlar kullanım yükselir. Benim de şu an yüksek ama bakın şuradan CPU kullanımına yani bayağı bir %100 yaptım. Tabii bunun sebebi de RAM mesela 1 GB şey, biraz da şu an yaptığım işten dolayı biraz da bu işe yetmiyor herhalde bilgisayarda. Önce söylemiştim 4-5 senelik bir laptopta. Evet. Antivirüs yazılımı olarak arkadaşlar bu da AVG'nin reklamı yapmış sağ olsun Cisco. Yani ben görmüşsünüzdür şurada sağda altta ben antivirüs kullanıyorum bu laptopta. Antivirüs de gerçekten güzel bir program arkadaşlar. Onun dışında yani ama en iyilerinden biri Kaspersky'dir. Ücretli olarak bazen az önce de ben silmiştim bir mesaj. Asset yani Asset neydi arkadaşlar? Note 32. Onu da başımdan geçen bir an anlatayım arkadaşlar. Bundan 2 yıl önceydi. 2 yıl belki de fazla. Bu Sality, Sality denen bu one benim bilgisayarıma da bulaştı. Bu laptopa da bulaştı.
Tabi temizleyemedim. Şunu yap, bunu yap derken en son Aviran'ın sitesinde arkadaşlar bir dosya var. O dosyayı indirip bir CD'ye yazıyorsunuz. İşte o CD'den açıyorsunuz bilgisayarı. Boot ediyorsunuz. Daha sonra temizliyorsunuz. Onunla temizleyebildim. Ondan sonra Aviran'ı kullanmaya başladım sağ olsun. Öyle bir şey desteği olduğu için. Yani Asset, Note 32. Tabii o zaman biz de lisansı kullanmıyorduk yani. İtiraf edelim. Çinli kardeşlerimiz sağ olsun Forever Note 32 CN diye bir site vardı. Oradan günlük şeyleri alıp. Ama ondan sonra ben bıraktım yani. Ya para verip bir antivirüs programı alırım. Ya da ücretsiz yer kullanacaksam diyorum Avira veya işte Microsoft Security Agent'ı kullanırım. Burada tabii bu olaydan sonra şunu anlatıyorum yani bir arkadaş Asset'in keylerini bulan program paylaşmış. Ben tabii hemen sildim şeyden, servisimle de. Bunları da istemediğim şeyler tabii arkadaşlar. Yasal olmayan paylaşımlar. Evet, AVG dediğimiz marka ücretsiz sürümü var, Aviran'ı var. Yani mutlaka en azından bir antivirüs programının olması ve artı tabii güncel olması gerekiyor. Yani işte antivirüs programı kurdunuz. Eğer internet bağlantısı yoksa aradan 2 ay, 3 ay geçti güncellemediyseniz en son çıkan virüslere karşı neden arkadaşlar? Programınız aşılı değildir. O yüzden de bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Yine spam önlemi arkadaşlar yani işte bu rahatsız edici mesajlar işte geliyor, reklamlar geliyor, istemediğiniz şeyler geliyor vesaire. Ve bunlar e-posta sunucularını aşırı yüklüyor. Veya işte bunlar virüsler yerleştirebiliyorlar istenmeyen mesajların içerisine. Truvat yerleştirebiliyorlar. Bu şekilde istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Tabi bu ISP'ler olsun da yani işte Gmail, Hotmail gibi e-posta hizmeti veren firmalar. Bunları artık arkadaşlar filtre dedikleri için yani mesela bir mesaj bir noktadan çıkıp birçok kişiye gönderildiyse bir adresten toplu gönderim yapıldıysa onu direkt zaten istenmeyen mesaj olarak değerlendiriliyor. Hatta istenen bir mesaj bile olsa bazen oraya düşebiliyor. Siz de bunları yaşıyorsunuzdur. Tabi bunda koruyucu önlemler şunlar arkadaşlar. Kullanılabilir olduğunda işletim sistemi uygun güncellemeleri yani güncellemenizi mutlaka yapmış olmanız gerekiyor. Yine mutlaka bir antivirüs programımız olacak ve güncel olacak. Şüpheli e-posta göndermiyor arkadaşlar. Yine size gelen mesela şurada verdiği örnek arkadaşlar bir hoax. Yani şurada da görüyorsunuz. Google'dan hoax yaratırsanız arkadaşlar az önce verdim. İşte bir tane Fransız hacker varmış da onu MSN'e sakın ekleme adresi bu falan bunları duymuşsunuz arkadaşlar geçtiğimiz aylarda yıllarda. Bize onlar hatta resmi kaynaktan gelmişti böyle işte. Bu ta Çernobil virüsünün olduğu zamanlar ben onu da böyle bir şeyde yazmıştım. Hani bir profesör vardı arkadaşlar diyor ya ben bunu kitaplarımda yazmıştım diyor. Ben de hersey.com diye aratırsanız arkadaşlar orada değişik öğretmenler sitesinde böyle bilişimle ilgili ufak tefek küçük notlar yazıyordum. Tabii çok eski yıllarda hala tabii hersey.com açıktı. Orada öyle bir mesaj gelmişti işte Çernobil virüsünün artık tabii biliyorsunuz pek bize bulaşmıyor ama birkaç sene sonra işte bu tarihte sakın bakın bakanlıktan böyle bir şey geldi. Uyarı geldi o zamanlar. Bilgisayarlar açmayın. Tabi onlar için de doğru bir şey. Neden? Çünkü herkes nasıl önlem alacağını bilmez. Yani işte siz mesela o bilgisayarları bir gün önce açarsınız, tarihi ileri atarsınız. O gün geçtikten birkaç gün sonra da normal tarihe getirirsiniz. Çevre bilgisi aktif olması gibi var farklı şeylerle önlem alırsınız. Ama hatırlıyorum öyle. Yani o zaman öyle bir şey gelmişti İlçe Milli Eğitim'den. Dediler ki bugün sakın kimse bilgisayarları açmasın. Evet, böyle bir şey de yaşamıştık. Yani burada işte bu şekilde hoax yani geçer yani doğru olmayan haberler işte bu e-postayı herkese gönderin. Tabi bunlar da amaç dediğimiz gibi arkadaşlar çoğunlukla e-posta adreslerini kişilerin elde etmek. Tabi bu arada virüs, trojan gibi şeyler de iletmiş ve yaymış olabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar Spybot dediğimiz bir program var. Bu casus yazılımlardan, reklam yazılımlardan korumak için. Ama az önce de söylediğim gibi bir security programı. Hem güvenlik duvarı olarak hem antivirüs programı olarak hem casus yazılımlardan önlemek için komple bir çözüm oluyor. Evet arkadaşlar, güvenlik duvarı nedir deyip burada kalalım. Bir ara veriyoruz. Evet. Buraya kadar tamam değil mi arkadaşlar? Sistem koptu mu kopmadı mı görüyorsunuz değil mi? Evet. Ya gördünüz. Tamam, okey, tamam. Bazen şey oluyor çünkü daha önceki eğitimlerden yapmışım. Uzaktan gören birisi, ya bu adam geçmiş bilgisayarın başında kendi kendine konuşuyor falan gibisinden
diyor. İnsan için doğru yani, kendi kendine konuşuyor falan gibisinde bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, bir ara veriyoruz bir 5-10 dakika. Buradan devam edeceğiz. Evet, bir 10 dakika sonra arkadaşlar. Evet, Ahmet Mutlu. Hocam daha önce de söylemiştim. Eleştirilerinizi bana söyleyin, memnuniyetinizi müdüriyete. Evet. Evet arkadaşlar, bir kapatıyorum ben sesi. Zaten görüntüyü dondurmuştum. Bir 10 dakika sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sesim geldi değil mi? Evet. Şimdi başlayalım. Az önce o bahsettiğim dedi arkadaşlar, siteden buldum, herşeynet.com'dan. 2002'de yazmışız. Bundan yaklaşık 10 sene önce. 3. 7 Mart mı oldu artık? 3 Temmuz. Evet, 25 Nisan'da bir telefon geldi okula. Okulunda bilgisayarlar açılımı kalmasın diye. Evet. O zaman değişik yazılar yazmıştık bu sitede. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, güvenlik duvarı, firewall dediğimiz ateş duvarı yani. Bilgisayarların, sunucuların korunması için arkadaşlar, yine ağdan gelen giden trafiğin denetlenmesi için kullanılan cihazlar veya değişik çözümler var. Az sonra söyleyeceğimiz gibi. Ağın içerisindeki kullanıcılar arkadaşlar, dışarıdan gelecek tehditlerden korunmak için en önemli yöntemlerden biri, kullanıcı yöntemlerden biri güvenlik duvarı. Bu da trafiği denetliyor arkadaşlar ve bazı paketler izin veriyor, bazı paketler izin vermiyor. Tabi bunlar hangisi izin verecek, hangisi izin vermeyecek, biz bunları belirliyoruz. Öncelikle arkadaşlar, bunları çeşitli teknikler kullanıyor. Birincisi paket filtreleme. Burada IP protokolü veya MAC adreslerini, fiziksel adresleri temel olarak erişim önleyip izin veriyor. Bunu ileriki konularda arkadaşlar access'lerde anlatacağız. Yani IP adresine göre, host'a göre veya hedef alınan ağa göre filtreleme. İzinler vermeye, engelleme trafiği veya uygulamayı temel olarak arkadaşlar, işte nedir? İşte ICMP engelle dediğinizde işte nedir arkadaşlar? Ping atmasını engelleme. FTP engellediğiniz zaman dosya gönderme. SMTP engellediğiniz zaman mail göndermesini engelleme. Veya URL adresini engelleyebilirsiniz. Uygulama engelleyebilirsiniz. Ve web adresi. Bunu yapan arkadaşlar yazılımlar var. Yani kurumsal olarak şirketlerde kullanılan mesela WebSense denen bayağı ücretli de bir yazılım, lisanslı bir yazılım. Ama WebSense'in karşısında pfSense denen Linux tabanlı arkadaşlar bir yazılım da var. İçerisinde yine Squid var. Linux tabanlı bir güvenlik duvarı. Bu şekilde arkadaşlar kullanılabilen, yani ücretsiz sunumlar var. Tabi burada bizim asıl Cisco kendi ürünlerine reklam yapacağız ama biraz yapacağı için biraz sonra göreceğiz. Yine durumlu paket incelemesi dedi arkadaşlar. Yani giden paketlerin, mesela siz ne yaptınız? www.google.com yazdınız. Ne yaptınız? O web sayfasını görüntülemek için bir istek gönderdiniz. Karşı taraftan gelen cevap acaba sizin o isteğinizin cevabı mı? Yani güvenlik duvarı bunu ne yapar arkadaşlar? Denetler ve eğer bu istenen bir trafikse buna izin verir, istenmeyen bir trafikse engeller ve böylelikle DOS tipi saldırıları da engellemiş olur. Bu şekilde yine Cisco'nun cihazları var arkadaşlar. Burada tabii güvenliklerden biri de yani sizin işteki IP adresinizin gizlenip dışarıya bana çıkarken yani internet çıkarken mesela burada 191.10.10 bir IP adresi internet çıkarken ne oluyor? 77.88.16.152 gibi bir adrese çevriliyor. Burada NAT demiştik arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. Tabii IP versiyon 6 ile artık NAT da gündemden kalkıyor. NAT yapmaya gerek kalmıyor. Onları da IP versiyon 6 konusunu anlattığımızda anlatacağız. Cisco'nun arkadaşlar bu şekilde ASA veya PIC serisi veya Guard serisi cihazları var. Burada göstermemiş ama ileriki konularda gelecek. Yine mesela bizim okullarımıza da Cisco'nun verdiği 341 serisi router'la ve o security'ye sütleyerek güvenlik mesela
Microsoft'un Server 2008, 2000. Şimdi TMG Forefront denen bir ürün çıkarttı Xen'in yerine Microsoft. Bu şekilde yine pfSense demiştim Linux tabanlı. Bunlar kurulup kullanılıyor bir arkadaşlar. Yine bizim bu tüm eşit yönlendiricide de cihazda da bir güvenlik duvarı var. Yani birçok cihaz zaten bu var arkadaşlar. Yine kişisel güvenlik duvarı. Az önce söylediğimiz işletim sistemimiz X1'in içerisindeki güvenlik duvarı da arkadaşlar bu işi görüyor. Yani sizin dışarıdan bilgisayarınıza erişilmesini veya bu şekilde bilgisayarınıza zarar verilmesini. Tabii bunlar yani kurumsal olarak kullanılan cihazlar yeri geri. Tabii küçük cihazlar kişisel olarak da kullanılabilir veya küçük ağlarda ama yani büyük şeylerde güvenliği sağlamak için kullanılan cihazlar ağlarda ve kurumlarda. Burada arkadaşlar şunu anlatıyor. Şöyle bir olay var. Mesela burada bir dahili ağ var. Dahili ağda kullanıcılar FTP sunucusuna erişebilirler. Dosya alırlar, dosya gönderirler. Yine kendi ağları içerisinde bulunan bir web sunucusuna bağlanırlar. İşte ne oluyor? Burada kişiler işte ne yapıyorlar? Programı çalıştırıyorlar. Mesela Telegram kullanıcı abone net programı. O ekranda mesela kullanıcı bilgilerini giriyorlar. Sorgulama yaptırıyorlar ve ne yapıyor arkadaşlar? Bu sunucuda çalışıyor. Ama dışarıdan da bu ağa girmek isteyen kişiler olabilir. Yani dışarıdan kişiler de gelip buradaki web sunucusuna bağlanmak isteyebilir. İşte biz böyle bir şey istedik. Yani dışarıdan gelen kişilerin bağlanması izin verdiğimiz arkadaşlar. Silahtan arınmış bölge denen arkadaşlar. Şurada göstereyim arkadaşlar. Demir Tayyizet Zon denen arkadaşlar. Silahtan arınmış bölge. Yani işte bir askeri terim ama bu şekilde network'te kullanılıyor. İşte dışarıdan ağlara harici ağ dışından kullanıcıların ulaşmasını istedikleri ulaşmasına izin verdikleri alan arkadaşlar DMZ alanı deniyor. Burada şöyle örnek verirsek, oynatırsak arkadaşlar. Buradan bir ağımızın içerisindeki kullanıcı nereye bağlanmak istedi? Web sunucusuna. Burada tabii güvenlik duvarı buna izin verdi ve web sunucusu buna cevap verdi. Web sunucusuna bağlandı. Daha sonra bu ağımızın içerisindeki kullanıcı FTP sunucusuna bağlanmak istedi ve FTP sunucusuna bağlandı, hizmeti aldı. Dışarıdan bir kullanıcı ağımıza ulaşıp bizim web sunucumuza bağlandı ve ne yaptı arkadaşlar? Bu şekilde isteğini karşılık aldı ve web sunucusuna bağlanıp web sayfasını görüntüledi veya bilgi girdi, abone programlarında olduğu gibi. Onun dışında bizim ağımızın içerisinde bulunan FTP sunucusuna bağlandı vatandaş. Bakın bu isteğe burada izin veriyor çünkü bu güvenlik duvarı belirli ne yapıyor arkadaşlar, filtrelemeler yapıyor. Bu güvenlik duvarı ise belli ve buradan dışarıdan gelen istekleri, bunları yine accesslerde bir kısmı arkadaşlar anlatacağız. Ne yapıyor arkadaşlar? Bunu engelliyor ve diyor ki modemde de var arkadaşlar, doğru. Modem ayarlarına falan girdiğinizde bunları yapabiliyorsunuz. Yani bugün modemlerde işte NAT olsun, routing olsun, DMZ olsun, yani birçok ayar yapılabiliyor. Özellikle web sunucuları arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? DMZ alanına, yani sinyalden aldığımız bölge diyebileceğimiz içeri alana koyuyor. Güvenlik duvarı az önce gördüğünüz bu şekilde de yapılabilir arkadaşlar. İki tane güvenlik duvarı. Tek bir güvenlik duvarı da yapılandırılabilir. Tek bir güvenlik duvarında arkadaşlar 3 bölge var. Bunlardan biri harici ağ için, birisi dahili ağ için, birisi de DMZ alanı arkadaşlar için. Burada tek bir güvenlik duvarı. Ne yapıyoruz? Biz bunların hepsini görüyoruz. Güvenlik duvarına gönderilen tüm trafik arkadaşlar harici ağdan. Yani biz ne yapıyoruz? Dahili ağda. Sonuçta güvenlik duvarına dışarıdan geliyor trafik. Dışarıdan gelen trafiği inceliyor. Hangisine izin verecek, hangisine izin vermeyecek. Bir kısmını bunların dediğim gibi arkadaşlar şeyde anlatacağız. Aksesleri anlatırken anlatacağız. Erişim yönetim listelerini. Bir kısmını da inşallah Haziran'da ben eğitime gideceğim arkadaşlar. E-Tech'lerde alacağım. Nasıl security eğitim alacağız. Ondan sonra yaz tatilinden sonra yine burada bir eğitim yaparız size. Security eğitim veririz. Evet. Bu şekilde dediğimiz gibi dışarıdan gelen trafiği denetliyor. Yine güvenlik duvarı arkadaşlar trafiği izleyerek hangi trafiğin DMZ'ye geçirilmesi gerektiğini karar veriyor ve hangi trafiğin dahili olarak geçirilmesi veya geçirilmesi gerektiğini
elde edilmesi gerektiğini belirliyor. Tabii bunları da belirlemesini sağlayan neler var arkadaşlar? Kurallar var. İşte iki güvenlik duvarı, az önce söylediğimiz gibi iki güvenlik duvarı sağlayarak da burada dışarıdan gelen kullanıcıların web sunucusuna bağlanmasını ama FTP sunucusuna bağlanmasını engelliyoruz. Evet. Tümleşik yönlendiriz dediğimiz arkadaşlar, bu Cisco'nun ürünü XMart'a hem erişim hem access point olarak kablosuz erişim noktası, hem işte switch portları var arkasında, hem router olarak çalışan cihazlar arkadaşlar. Bunların hepsini destekliyor. Yani işte az önce hocamın dediği gibi arkadaşın modemlerde de var. İşte NAT olsun, durum paket incelemesi veya DMZ özelliklerini, web header yani siteleri siz ne yapıyorsunuz? Adres yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adrese bağlanma. Mesela Facebook.com yazıyorsunuz. Ne yapıyor arkadaşlar? O siteye bağlanmasını engelliyor. Ama tabii HTTPS yazıyorsunuz bağlanıyor. Mesela ben okuldaki modemde oyun içeren, URL'de oyun içeren siteleri yasaklamıştım. Çocuklar HTTPS yazarak, ki onları da ben öğrettim. Yani öğretmez olaydım. Çünkü bir aralar biliyorsunuz okullarda Facebook'a giriliyordu bundan birkaç ay önce. HTTPS yazarak, yani 443 numaralı port biliyorsunuz. HTTPS portu, ondan sonra 80 değil. HTTPS yazıp Facebook.com yazarsanız giriyordunuz. O sohbet kapalı oluyordu herhalde. Çocuklar, ben onu bir şekilde göstermiştim. Sonra da onlar aynı yöntemi, şimdi benim modemden oyun şeylerini kapattım. Yani URL'de oyun kelimesi geçen siteleri kapatmıştım, orada kullanıyorlar. Yani kendilerimizde çocuklara şey yapmadık. Tabii şu an okullardan ona da erişilmiyor. Bazen arkadaşlar forumda diyorlar, ya burayı takip ediyorlar mı falan filan. Takip ediyorlar tabii, yani oradaki o filtreyi yapan arkadaşlar takip ediyorlar. Önlem aldıkları zaman hemen ne yapıyorlar onu. Yani arkadaşlar bir yöntem buldukları zaman, işte daha önceden ne vardı, bir yine Çinlilerin yaptığı program vardı. O programla ne yapıyordunuz, çalıştırıp şey yapabiliyordunuz, filtre yaşayabiliyordunuz veya yasak sitelere girebiliyordunuz. Şu an şeyde çalışmıyor yine bizim Mehmet'e demişlerinde, bunlar çalışmıyor arkadaşlar. Evet, yani sonuçta bir proxy'miz var. O proxy üzerinden çıkıyoruz biz. İnternete bağlanıyoruz. O bunların izin verilen yer haricinde işte çoğu dosya. Çünkü dosya indirme şeyimiz sonuçta, yani okullardan, hotfile'den, rapid'den dosya indirmek için bakanlık vermiyor bize bu interneti. Yani sonuçta bu altyapıyı herkes kullanıyor. Herkesinki yavaşlayınca sonra neden yavaş diyoruz. Onun dışında tabii isterlerse, mesela bizim okulda da var ikinci bir hat. O ikinci hattan İsteriniz mi? Bağlanabilirsiniz. Evet, tümleşik yönlendirici, az önce dediğim gibi arkadaşlar, bu DMZ alanına dışarıdan gelen kullanıcıları, yine burada bir statik IP adresi belirtebilir. Yani mesela siz yapabilirsiniz. 192.168.1.10 mesela, bu web sunucusunun dahilindeki nedir arkadaşlar? IP adresi. Dışarıdan gelen mesela işte www.polinas.com.tr, mesela ben ne yapabilirim? Sabit bir IP adresim olsun. IP adresim de ne yapıyorum arkadaşlar? Web sitemi, web sunucumda kendi okulumda barındırabilirim. Bunu yapan arkadaşlar da vardı. Bizim eğitimlerimiz sırasında şeydeki, Yalova'daki eğitimde Zoom'dan giren bir arkadaşımız vardı. O mesela verdiği dokümanlarda vardı. Yani web sunucusunu onlar kendi okullarında barındırıyorlar. Bu şekilde yani yüksek trafik yoksa sonuçta, yani internet ADSL hızı biliyorsunuz hani download yüksektir ama upload sonuçta sunucunun hızı upload hızına göre, yani işte 8 megabit de olsa upload hızınız işte en fazla ne oluyor? 1 megabit, 1 megabit bile olmuyor. Yani yüksek trafik olmayan siteler bir şekilde yapılır. Web sunucusunu, evet onu söyledim, web sunucusunu barındırmak istiyorsam arkadaşlar ne oluyor? Portu yönlendiriyorum, yani sunucuda NAT yapıyorum. Diyorum ki işte 80 numaralı porta gelen istekler gitsin bu DMZ alanında bulunan, IP adresi de bu olan bilgisayara ulaşsın şeklinde. Ne yapıyorum? Modem üzerinden bunları açıyorum arkadaşlar. Bağlantı noktasını. Tabi onun dışında mesela gelen isteklerin hiçbiri işte 21 olabilir, 110 olabilir, 25 olabilir, 400 olabilir. Onlar ne yapılmıyor? Hiçbir şekilde tümleşik yönlendiriciden iletilmiyor. Zaten bununla ilgili arkadaşlar birçok şey bizim modemlerimizde de var. Evet arkadaşlar, zayıflık çözümlemesi. Yani ağda ne tür bir zayıflık var, ne tür hatalar var veya kullanılan işletim sistemleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlarla ilgili, yani gündem güvenlik olduğu için bir güvenlik akademisinin eğitimde var arkadaşlar. Burada
Çok mesela DDoS saldırıları ile ilgili biraz Sakurai Creative'in ki şu sertifika arkadaşlar neredeydi? Şöyle söylersek CVSS'de Türkçe okursak daha geçerli bir yani saldırı şey sertifika. Tabi bunu reklam yapmıyorum arkadaşlar. Bizim bir ortak konusu falan yok bu arkadaşlarla. Şurada bir şey gösterecektim de. Yani evet, saldırı mesela tespit veya ağ güvenliği arkadaşlar. Yani ağda nasıl saldırılar olabilir veya ağ zayıflıklarını tespit eden eğitimler. Vardı ama denemek istedim. Evet, Network Pen Test, evet. Yani şurada varmış arkadaşlar, Network Pen Test eğitimi. Bu eğitim arkadaşlar, Network'ün evet, ağdaki saldırılar veya işte saldırılar karşısında ne gibi önlemler alınabilir? Yine zayıflık tanımı arkadaşlar. Nessus Vulnerability ismini denen bir zayıflık tanımı aracı var. Bu aracı kullandığınızda ağınızdaki arkadaşlar zayıflıklar nedir, hatalar nedir bunları bulabiliyorsunuz. Evet, bunlar zaten birçok yazılım var arkadaşlar. Bunlar yine eğitimler de var işte, veriyorlar günlük seminerler. Nasıl kullanıyorsunuz, nasıl şey yapıyorsunuz, bunun sonucunda işte ağınızda nasıl hatalar var. Nessus bir yazılım arkadaşlar. Yani siz ne yapıyorsunuz, eğer bir hata varsa, bir açık varsa test politiklerle o kişinin bilgisayarına girip istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Burada tabii bunu yapan firmalar da var. Yani geliyorlar sizin ağınızın şeylerin arkadaşlar güvenliğini denetleyip işte belgeleri yazıyorlar. Hatta belgeleri kendileri de almıyorlar yani işte sizin sonuçta şeyinizi öğrenmiş olmamak için ağınızın eksikliklerini. Bu şekilde zayıflık çözümlemesi de burada kullanılan işletim sistemi dışında mesela şunu göstereyim arkadaşlar. Tabi uygulayabilirsiniz bunu. Microsoft'un ürünü bir yazılım var arkadaşlar. Yüklensin. Görürsün arkadaşlar. Bu adresi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıklayıp eğer bu adreste link hala aktifse dokument tabi daha önce hazırlanmıştır. Sonra arkadaşlar bunu çalıştırdığınızda yani scan dediğinizde bilgisayarı taradığınızda evet, dokümanı kaçırdık. Bu arada alıp güncellemeye başlatmıştır. Evet. Şurada arkadaşlar tara dediğinizde bilgisayarı tarıyor. Taradıktan sonra arkadaşlar burada bilgisayarı seçip ağ üzerinde vesaire IP adresini seçip taratıyorsunuz. Taradıktan sonra işte ofis güncellemelerinin yapılması gerektiğini, işte SQL Server ile ilgili herhangi bir güncelleme gerekmediğini yani bunları sizin çünkü güncelleme ne demek arkadaşlar? Herhangi bir problem ve açığa karşı onun yamalarıyla kapatılması demek. Tabi bunlarla birlikte korsanlar ne yapıyor arkadaşlar? Bu açıkları kullanarak ne yapıyorlar? Sizin bilgisayarınıza giriyorlar. İşletim sisteminizin veya ofis programınızın veya değişik programlarınızın. İşte Microsoft ürünüyle siz ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarınızdaki açıkları görebiliyorsunuz bu şekilde. Adres göstereyim. Evet, şu an arkadaşlar. O yani orada bu dokümanı indirirseniz zaten görürsünüz. Yani bilgisayar şey bu eğitim dokümanları kurduğunuzda bu şekilde bilgisayarınızdaki ne bu arkadaşlar?
Microsoft ürünü yazılımın açıklarını bulup size raporluyor. Evet, en uygulamalar dedi arkadaşlar. Tabii her zaman yamaları ve güncellemeleri yapmanız gerekiyor. İşletim sisteminin güncellemelerini, diğer ofis yazılımının güncellemelerini, diğer yazılımların güncellemelerini, mutlaka bir antivirüs programı veya bir komple bir security çözümü bilgisayarınızda olması gerekiyor. Evet, arkadaşlar bu da temelde güvenlik konularından bahsettik bu ünitede. Bununla ilgili söylenecek aslında çok şey var. Ama kişisel olarak işte paralarımızın güvenliği, bilgisayarımızın güvenliği. Bunlar zaten şu an ne kadar anlattığımız konular. Hepsi hemen hemen bildiğiniz şeylerdi arkadaşlar. Onu da başta da söylediğim gibi yani dersimizde söylediğim gibi. Bu konuda bilinç çok önemli arkadaşlar. Yani bilinçlendirme. Dün, geçenlerde yine hatırlarsanız veya forumu takip ediyorsanız bir arkadaş bir başlık açmış. Ya tabii o da halis hani iyi niyetli aslında şey değil ama işte seks arıyoruz, rezil oluyoruz diye. Burada tabii bizim sitemiz indekslendiği için Google'da devamlı ki siz siteye girdiğiniz zaman Google bot'u bizim 24 saat sitemizde görürsünüz kullanıcılar arasında. Ana sayfada kullanıcıların istenendiği yer var ya arkadaşlar online olan. Tabii bu şekilde MEB'in de daha sonra engellemesiyle karşıya kalabiliriz. Ben forumda da paylaşmıştım belki okumayan arkadaşlar vardır. Birkaç ay önce yaşadığımız bir olay. Bizim öğrencilerimizden biri bir forum sitesi açmış. Pardon, forum diyorum, blog açmış. Gerçekten çok okulan da bir blog. Ben bilmiyordum yani. Baktım, takip edilen. Hatta İzmir'e gitmiş orada blog yazarları toplantısı, resimleri falan koymuş derken. İşte bir şey geldi bize, birisi ulaştı. Dedi ki, böyle bu şeyde benim bir yorumum var. Bunu işte sildirmemiz lazım. Bizim öğrencinin açtığı forumda. Evet. Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Ses geliyor olması lazım. Evet. Ben şu olayı anlatayım da kısaca. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu kişi bize ulaştı. Baktım ben. Blog'u inceledim. Blog'da şimdi bizim öğrencimiz bir evet. Bazen benim bilgisayar kasıyor olabilir. Ben dersleri tekrar bakıyorum. Şöyle inceliyorum. Geçmiş oturumları görebilirsiniz arkadaşlar. Çok da sesle bir kesiklik olmuyor ama bazen benim belki bilgisayar donuyor veya sizin bağlantınızdan kaynaklanıyor olabilir. Neyse bu öğrenci bir entry yazmış. Yani bir blog yazı yazmış. Kendi blog'una. Tabii uygun olmayan arkadaşlar uygun olmayan kelimeler var içerisinde. Birisi de onun altına yorum yazmış. Yorum yazınca tabii Google'da aratılınca mesela kendi isminden örnek vereyim. Cemal Tener yazıyorsunuz. Google'da bir aratıyorsunuz. İşte çok uygun olmayan şeyler, cümleler çıkıyor yanında hemen isminizin yanında. Tabii birkaç yere iş başvurusu olmuş. Hep reddedilmiş. Sonra da neden reddedildiğini öğrenmiş. Daha sonra geldi bize dedi ki işte bunu sildireyim ben. Dedim ki biz bu siteyi bırak şey yap. Sonra iletişime geçtim. Ya bizim öğrenci kapattı ya tabii bizim tehdidimizi de kapattılar. Forum, o blogu kapattılar sonra da. Çok çünkü başka şeyler de vardı, içerikler de vardı. Hoş olmayan. Daha sonra dedim Google'un keşi sağ olsun. Yani sizi o aylar yıllar daha indeksler yani. Ve orada sizin adınızın karşılığından çıkar. Siz dedim bunu yapmayacaktınız. Geçenlerde yine basına yansıyan bir şey olmuş. Hatırlarsanız bir film sanatçısı. İşte çok eskiden çektirdiği fotoğraflardan pişman olmuş. Şimdi onları internet sitelerinden sildirmek istiyormuş. İşte tip başkanı dedi önemli olanları silmek değil. Onların hiç çekilmemesi. Hatırlayanlar belki vardır. Bir zamanlar Xer diye bir internet firması vardı. ISP vardı. Gençler belki hatırlamaz ama. Kokoreççi, kebapçı falan diye. O tabii belki çok daha eski zamanlardı. O sanatçının belki çocukluk yaşlarında böyle canlı olarak işte evindeki yaşamı vesaire o sitede gösteriyordu mesela. Yani internette bir şeyler yazıyorsunuz ama sonra sizin önünüze bunların konulacağını veya başınıza dert açan insan hiç düşünmüyor. Yani bugün bazen oluyor arkadaşlar önüne gelen aklına geleni yazıyor bizim forumda da ama IP adresleri kayıt altına alınıyor. Sonuçta yani hakaret ceza kanunlarına göre bir suç. Kişiler
gidip dava açabilirler, şikayetçi olabilirler. Yani hiç bunları düşünmedim. Yani mesela ben şu an nasıl? Karşımda siz yoksunuz. Belki de ben monitöre bakıp ders anlatıyorum. İnsanlar da yazarken bizim bilgisayar ve işimlikte monitöre yazıyorlar zannediyorlar kendilerini. Ama öyle değil. Onu okuyan bir sürü insan var. Bir sürü kayıt altına tutan Google var. Yani herhangi bir problem olduğunda bunların başına dert olacağını insanlar düşünmeden yapıyor bunları. Yani az önce anlattığımız yani güvenlik konusu, yani internette olsun, bilgi güvenliği olsun, kişisel bilgisayarların olsun, internet bankacılık hesaplarınızın güvenliği olsun, bunlar önemli konular. Ama konularda bilinçlenmek çok önemli. Yani işte arkadaşımız yazmış, Facebook'a giriyorsunuz, işte resimlerini paylaşmış kişiler. Evet, Erdal Hocam'ın Facebook'ta hesabı yok. Ben de bundan 3 yıl önce arkadaşlar Facebook'a zorla girmiştim. Şöyle Manisa Bilişim Org diye yazarsanız bizim Manisa'da bir oluşumumuz var. Celal Bey Üniversitesi'nin öncülüğünde. Orada işte Manisa Bilişim Facebook grubumuz arkadaşı kurmuştu. Ben de o grubun içerisinde olmak için Facebook'a yollamıştım. Sonradan da tabii yine bizim yaptığımız paylaşımlar yani bilişimle ilgili paylaşımlar. Onun dışında işte abidik gubidik videolar vesaire falan pek paylaşmadım ben yani. Eğer şey varsa Facebook'u olan. Zaten benim paylaşımlarım sadece arkadaşlarım görebiliyor. Ben öyle herkesle mesela arkadaşlar kabul etmiyorum. Yani bir şekilde tanıdığım birisi olması lazım arkadaşlar kabul etmem için. Evet. Selim Hocam. Bir iki tane video paylaştık diye mesela de şey yapma. Evet. Neyse arkadaşlar yani şunu demek istiyorum. Bunlar daha önce de söylediğim gibi başımıza gelince anlıyoruz ama buna dikkat etmek lazım. Yani bilgisayar veya bilişim teknik öğretmenlerin bizlerin de çevremizde bu konuda bilinçlenmesi için insanları mesela biz internet haftasında birçok okulda seminer yapıyoruz. Arkadaşlar gidip bu konuları öğrencilere anlatıyoruz. Tabii ne kadar faydalı oluyor, ne kadar sonuç alıyoruz o tartışılır ama yani sonuçta bununla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Yani güvenli internetle ilgili birçok site var ama bizim öğrencilerimiz işte Facebook'ta vesaire geziyorlar ama bu sitelere girmiyorlar. Yani eğitim.org portalı altında da bu şekilde siteler var arkadaşlar. En azından öğrencilerimizi buraya yönlendirmemiz veya bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni bir konu arkadaşlar. Evet. İzlediyseniz arkadaşlar internetten de izleyebilirsiniz. Sosyal Network diye Facebook'un hikayesini. Adam resmen yani çalmış başkasının fikrini. Tutmuş da yapmış. Dünyada bayağı tutmuş zengin olmuş. Yani baktığınız zaman hatta bir geçen başka bir blogda okumuştum. Bugün işte internet girişimciliği ile ilgili birçok şey diyor. Anlatılan diyor şeyler diyor. Hep diyor işte nasıl kısa yoldan köşeye dönersiniz hikayede. Yani resmen nasıl insanları dolandırırsınız. Bu şekilde yani interneti faydalı amaçlar için kullanmak önemli olan arkadaşlar. Evet, o yüzden mesela bir çizgi tagem var. O çizgi tagemde birçok faydalı bilgi var. Oralara öğrencilerimizi kendimizi yönlendirmemiz lazım arkadaşlar. Diyelim. Modem sürekli reset atmak zorunda kalıyorsunuz hocam. Neden nete girmiyor? Vallahi hocam önce bir şeye danışmanız lazım. TTNET abonesiyseniz. Yani geçenlerden anlatmıştım hatırlarsanız. Benim 4-5 gün kapalı kalmıştı internetim. Ve telefon ediyordum şeye. Oradan işte 400 işte sizin diyor resetledik diyor falan filan. Buradan Manisa'dan Telekom'dan arıyorlar. Diyorlar ki siz internete bağlısınız. Diyorum kardeşim nasıl bağlı olurum ya? Benim diyor modemin bilgisayar kapalı, modemin fiş çekili. Diyor 10 saattir bağlısın. Diyorum modem diyorum. Bağlı değilken internetten nasıl IP alıyor bana bir anlatın diyorum. Tabii ona anlatacak teknik bilgileri yok ama yani bir şey olabiliyor, problem olabiliyor. Yani sonuçta hattımızdan kaynaklanıyor veya Telekom'dan kaynaklanıyor. Problem olabiliyor. Yani sonuçta bilgisayardan kaynaklanan bir şey değilse yani bilgisayardaki işte virüs vesaire worm türü şeylerden dolayı değilse veya network üzerindeki yani altyapımız sağlıklı değil arkadaşlar. Yani bulunduğunuz yerdeki altyapı nasıl bilmiyorum da benim gerçekten o yönden şanslıyım. Bizim mahalle kutularına kadar mahalle kutularını da yenilediler. O kuroneleri yenilediler bu yaz. Ve santralden mahalle kutularına kadar fiber çektiler. Şu an benim internetim biraz yani az buçuk metre internet demişim. Bizim evin tam karşısında mahalle kutusu.
Oraya kadar santralden fiber optik geliyor. Arada yine bakırlar var da. Yani belli yerlerinden. Ve bu az bir yani. Sonuçta diyelim ki 2000 metre ise santralden benim eve kadar kablonun uzunluğu. Çoğunluğu bunun %90'ı fiber. Evet, sizin eğer bakırsa kır üzerinden biliyorsunuz birçok sıkıntı var. Telleri kafalarına göre takıyorlar ediyorlar. işte bir yolunuzu söylerse onlara görürsünüz. Bizim öğrenci derste caddesinde geliyoruz. Yani herkes tabii yine işini yapmaya çalışıyor ama evet. Kimseyi de eleştirmiyorum yani. Evet arkadaşlar şimdi birkaç şey söyleyip yeni bir konuya gireceğiz. Pazartesi günü bugün için bu oturum bir 3-5 dakikaya bitireceğiz. Cuma günü devam edeceğiz. Ve bu şekilde biz birinci kurda anlatmak istediğimiz konuları bitirmiş olacağız. Dokuzuncu konular genelde genelde sorun çözme konuları her kurun. Burada arkadaşlar sorun giderme. Evet, geldi değil mi arkadaşlar ekranınıza? Evet, biri geldi desin falan dermişim. Evet, tamam. Evet arkadaşlar sorular geldi ama o soruları ben biraz sonra cevaplandırayım. Şimdi arkadaşlar sorun giderme ile ilgili şöyle söyleyelim. Yani network ile ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayarların donanımla ilgili sorun olabilir. Bunlar arkadaşlar yani belli zamanla elde edilen tecrübeyle çözülüyor. Yani bununla ilgili teknik bilgi çok önemli ama yine geçenlerde bir arkadaş bilgisayar formatörüne, öğretmenine daha yeni başladığını yazmış. Şeyde bilgisayar bilişiminde işte birçok donanım sorunu karşılaştığında bunu yapamadığını söylüyor. Kimse annesinin karnında öğrenmiyor yani. Sonuçta hepimiz belli bir zamanla öğreniyoruz. Ben işte 15 yıl oldu öğretmenliğe başlayalı ve bilgisayarla belki uğraşalı 25 yıldır uğraşıyoruz yani. Şimdi burada yani belli şeyler biliyorsak ki yani o belli bir yılların birikimi, zamanın birikimi oluyor. Yoksa tabii okumak, araştırmak bunlar da önemli ama yani sorun çözerken siz bir sorunla karşılaşıyorsunuz. O sorunu çözerken belli adımlar atıyorsunuz. İşte çözmek için araştırmalar yapıyorsunuz, denemeler yapıyorsunuz. Ondan sonra çözüyorsunuz ve onları ya bazen belgeliyorsunuz, işte kayıt altına alıyorsunuz, bir yere yazıyorsunuz, not alıyorsunuz. Şöyle şöyle bir sorun çıkmıştı, bunu yapmıştım, çözmüştüm falan. Bazen de ne oluyor arkadaşlar? İşte kafanıza yazıyorsunuz. Tabii birçok sorun arda arda çözdükten sonra o artık iyice tecrübe haline geliyor. İşin boyutu var. Yani işte bir sorunla karşılaştığımızda çözmek için araştırma yapmak önemli. Yani bugün işte giriyorsunuz Google'a, işte bakıyorsunuz işte ses kartınızdan ses çıkmıyor. Acaba bu nedendir? İşte şöyle bir sürücü çakışması olmuş, şu olmuş falan. Ne yapıyorsunuz? Oradaki yazılanları aşama aşama yaptığınızda sorun çözümüne ulaşıyorsunuz. Veya bilgisayar bilişiminde arkadaşlar çok sorunlarını yazıyorlar. Yani çok basit sorunlardan çok karmaşık sorunlara kadar çok farklı şeyler geliyor. Arkadaşların cevap veriyorlar arkadaşlar. İşte diyorlar ki şöyle yapıyorlar falan. Ya bazen çok şeylerde de basit şeylerde karşılaşıyorum. Bu da olabilir. Yani önemli olan bilmemek deyip öğrenmemek ayıp demişler ya. Önemli olan öğrenmemek ve öğrenmemek için ısrar etmek. Yani bugün ben bilgisayar donanımı, network ile ilgili o günleri hatırlıyorum diye yani bundan 5, 6, 7, 8 belki daha fazla sene önce. Doğru düzgün kaynak yoktu internette. Bugün yine reklamını yapmış olalım. Yani bu paylaştığımız ortam Çizgi Tagem sonuçta bize bu altyapıyı sağlıyor. Çizgi Tagem'de bugün tonlarca bilgi var arkadaşlar. Hatta bu eğitimler hala hazırlanmaya devam ediyor. Mesela şu an için CS5 eğitimleri hazırlanıyor. Yine MySQL, PHP MySQL, .NET eğitimleri hazırlanıyor. Yine önümüzdeki Eylül Ekim gibi belki de hizmete girer. Cisco yani eğitimleri planlanıyor. Yani sonuçta Türkçe içerik olarak gerçekten çok güzel bir hizmet veriliyor. Bu gibi tabi ortamların çoğalması bunlara çoğalması gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunları en azından bu videoları izlemek yani elimizde çok büyük bir kaynak. Bunları takip etmek en azından o eğitimlere katılmak bizim kişisel gelişimimize katkı sağlayacak şeyler arkadaşlar. Zaten bize bunları söylememin de aslında bir anlamı yok. Yani bugün gelip bu dersi izliyorsanız zaten bu bilinçte olmuş kişi dersiniz. Hani bizim hep şeyimiz daha önceki derslerde söylemiştim. İşte sınıfta 40 tane öğrenci vardır. 30'u kaçar geri 10 kişi kalır öğretmen fırsatı yapar. O geri kalan 10 kişi atar. Bizim sözümüz de biraz o gibi oldu yani size söylememiz. Zaten gelmeyenlere bu bizim sözümüz bu dersleri izlemeyenlere. Evet artık onlara da nasıl bir söz bilmiyoruz arkadaşlar. Tabii sorunu çözerken arkadaşlar bilgi toplama önemli. Yani
Şöyle örnek vereyim. Mesela ben hastayım. Ama korusun gittim, bir hastalığım var. Doktora gittim, oturdum karşısına. Doktor dedi ki neyin var? Ben hastayım kardeşim, sen de doktorsun. Madem doktorsun bil bakayım ben neyim var yani. Öyle mi diyoruz, demiyoruz değil mi? İşte şuram ağrıyor diyoruz, buram ağrıyor diyoruz, işte şu oldu diyoruz, bu oldu diyoruz falan. Onun dışında da doktor tabii hemen bizim işte stetoskopu sırtımıza dayayıp veya işte ağrıyı dayayıp hemen dinleyip hemen de ne yapmıyor arkadaşlar? Teşhis koymuyor. İşte film çekiliyor, ondan sonra MR çekiliyor, tahlil yapılıyor, değişik tahlil, kan tahlili vesaire. Ondan sonra teşhis koyuyor. Yani siz de bilgisayara baktınız işte veya network'te, ha, tamam bunun sebebi budur. Değil yani değil mi? İşte ne yapacaksınız? Değişik aşamalarla işte bilgi toplayarak ondan sonra ağız deme araçları, mesela network'te bir problem varsa ileriki konularda anlatacağım. Mesela Wireshark denen bir program var arkadaşlar. Yine Cisco'nun Network Magic denen program var. Farklı programlarla siz ağ üzerinde yine değişik sınıfı programları var arkadaşlar. O Backtrack'te söylediğim gibi çok farklı ağı dinleyen programlar var. Mesela ağ üzerinde insanlar ne yapıyorlar? Messenger'la konuşuyorlar birileri. Onları mesela ne yapabiliyorsunuz? Konuşmalar ulaşabiliyorsunuz falan. Yani bu şekilde ağdaki sorunu bulabilmek için network tabii bizim konumuz olduğu için bu işte kişiye soru sorarak yani o problemi yaşayan kişiye o mesela diyelim ki donanımla ilgili işte bilgisayarına bir oyun yükledi. Oyun yükledikten sonra hani donanım yani network ile ilgili değil ama örnek olsun diye söylüyorum. Ses çıkmamaya başladı. Ne oldu arkadaşlar? İşte güncel bir DirectX sürüm vardı. O yüklediği oyun eski bir oyundu. Eski bir DirectX sürümüyle çakıştı. Ses çıkmamaya başladı vesaire gibi. İşte o bilgisayar kullanırken o son ne yaptı yani işte şeyler yapmış da belki kullanıcının hatasından az önce söylemiştik %70 kullanıcının hatasından kaynaklanıyor birçok şeyler. Tabii sistemden kaynaklanan da olabilir. Burada o şekilde sorular sorarak bilgi almak. Sonuçta platformu tanımanız lazım. İşte kullanılan işletim sistemi. Bazen arkadaşlar bilgisayar başında takip eden arkadaşlar bilirler. Bir arkadaş geliyor sorunu soruyor. Soru soruyor. Yani bir sorununu yazıyor. Arkadaşlar bilen arkadaşlar hemen diyor kardeşim işletim sistemin ne? İşte şu ne bu ne? Yani bir bilgi ver ki biz ona göre bir sorunu anlamaya çalışalım. Yani ben böyle bir sorun yaşıyorum. Hani benim az önce verdiğim örnek gibi oluyor. Ben gidiyorum doktorun karşısına oturuyorum. Kardeşim sen doktorsan bil benim derdim diyorum yani. Ben hastayım bak. Neren hasta? Onu sen bulacaksın yani. Ben bilmiyorum. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Sen anlayacaksın yani. Sen madem doktorsun o kadar okudun değil mi? 6 sene okuyorsun yani eski pratisyen doktor olmuşsun. Üzerine uzman olmuşsun bir sürü. 10 sene okumuşsun yani değil mi? Senin bilmen lazım. Böyle değil. Ben yani nasıl doktor bilemeyeceksin. Kişi de o konu hakkında, sorun hakkında bilgi eğer edinemediysen o sorunu da ne yapamaz çözemez. Evet arkadaşlar şimdi burada kalacağız. Birkaç cümleyle bununla ilgili de söyleyip bitireyim. Burada sorun çözerken arkadaşlar belli özellikle OSI'nin 7 katmanını düşünürsek arkadaşlar ben yine kısaca cuma günü derste kapsüllemeyi ve 7 katmanı kısaca yine OSI modelini anlatayım. İşte alt katmanlardan başlayıp üst katmanlara doğru sorunu araştırma veya üst katmanlardan başlayıp alt katmana doğru sorunu araştırma veya ortadan başlayıp işte böl yönet 3. 4. kurun dokümanlarını böl fethet diye çevirmişler arkadaşlar. O şekilde sorunu bulma. Tabi bunlar birçok yine tecrübeyle bağlı şeyler arkadaşlar. Yani siz diyelim ki hiç internete bağlanamıyorsunuz. Mesela işte bir web sitesine girmeye çalışıyorsunuz, ulaşamadınız. İşte mail gönderemiyorsunuz vesaire. Siz burada yukarıdan aşağı değil, öncelikle aşağıdan yukarıya bakmanız lazım. Mesela olabilir. Nedir? Mesela kablosu çıkmıştır yani işte network kablo kartına takılı RJ45 çıkmış olabilir yani çıkmış olabilir. Switch üzerinden çıkmış olabilir. Yani bunlar birebir gördüğünüz, yaşadığınız şeyler. Ki jacklar mesela o RJ45 jackları en son benim poşet almıştım yani, anlatmayı bitirdik. Çok kalitesiz yani ne kadar şey yapsanız da taktığınız yerden çıkıyordu. O üzerinde bir tırnak var biliyorsunuz. Yani o tırnağı ne kadar şey yapsanız da gerdirseniz de tutmuyor arkadaşlar. Yani kalitesiz ürün olunca tabii sonuçta bu sıkıntılar yaşıyorsunuz. Burada tabii siz üst katmanlarla uğraşırken sorun aslında en alt katmanda, fiziksel katmanda. Geçenlerde yine bir uygulama yapıyordum. Yani iki router ileriki konulardan açacağız arkadaşlar. Routing. Şimdi bir yerden bir yere ping atmaya çalışıyoruz. Gitmiyor falan. Baktım sonra router'ın FastEthernet portu var arkadaşlar. İleriden anlatacağız. Oraya takılan kabloyu tam oturtmamışız veya çıkmış. Bu dediğim benim jacklardan kullandığım için. Hemen ne yaptık? Onu oturttuk. Kabloyu taktık, baktık. Yani gidip geliyor. Yani en basit artık fiziksel katmanda yaşanan bir sorunla ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz
karşılaşabiliyorsunuz. Ama üst katmanlarda da olabilir sorun. Yani sonuçta baktığımızda az önce söylediğim gibi bunlar hepsi arkadaşlar temelde bilgi artı bilginin yanında da tecrübe. Yani ne kadar bilsek de o bilgiyi kullanmadıktan sonra, iş yani uygulamaya dökmedikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Yani kullanılmayan bilgiyle bir işe yaramamış oluyor. Evet, burada dediğim gibi arkadaşlar, işte kablo problemler yaşadığımızda veya işte ekipman üzerinde problemler olduğunda, işte bunları, hangi sorunları nasıl çözeceğiz? Bunlarla ilgili hangi araçları kullanacağız? Cuma günkü derste buna devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii burada yine bir giriş yapacağız. İleride daha ayrıntılı konuları anlattığımızda yine daha ayrıntılı sorun çözmeyle ilgili. Mesela işte 2. kurun 9. modülünde yine sorun giderme konuları anlatacağız. 3. kurun 9. modülünde, chapter'ın bölümünde yine bunları anlatacağız. Bu şekilde arkadaşlar Cuma günkü derste bu konuda buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Yine daha önce de söylemiştim arkadaşlar, sayfaya girdiğinizde, ders materyallerine girdiğinizde orada geçmiş oturum linkleri var. En son yaptığımız ders, mesela Cuma günü yaptığımız ders 6. oturumdu. O 6. oturumun linklerini de orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet, RJ45 Connect'in uçtan düzgün kesit çakı bir seferde çakamadı. Evet, ben bir seferde çakıyorum Yunus Hocam. Yani gerçekten o konuda bayağı artık gözü kapalı yapabiliyorum yani. Ama şimdi mesela telleri kesiyorsunuz, kestikten sonra iyice sağlam tutmanız lazım ki kablolar karışmasın yani. Tabii şimdi alet işler el övünür demişler. Yani bizde her türlü alet de olduğu için, yani kablonun mesela en dışını soyan katır denen cihazlar var, küçük böyle penseler var. Yani tutuyorsunuz, kabloyu geçiriyorsunuz, şöyle bir döndürüyorsunuz, kablonun en dış plastiğini soyuyor. Ondan sonra çakma pensesi kaliteli bir şey olması lazım. Çaktığınız mesela kalitesizse o şeyleri, pinleri çok sıkıştırmıyor tellerin üzerine arkadaşlar. Öyle olunca mesela ne oluyor? Bazı tel şeyler sıkışmadan iletmiyor, çalışmıyor kablo. Yunus Ambarcı, bu 80 saatlik kurs CCNA birinci kurs seviyesi mi demiş Yunus Hocam? Hayır hocam, zaten biz şu an birinci kurun 9. modülüne geldik. Birinci kuru bitirdik. Hızlı hızlı yani. Normalde biz inşallah bu Temmuz'a kadar 4 kuru da anlatacağız. Anlatabildiğimiz kadar. Evet. Eğitimde uygulama da olsa, şimdi nasıl uygulamalar yapabiliriz? Kablo mu çakalım? Ben size kargo ile göndereyim hocam. Şey, pense, kablo. Kablo çakmasını. Kablo çakmasını öğretebilirim. Aslında kamera var yani. Kablo işte nasıl soyuluyor, ondan sonra nasıl çakılıyor, ondan sonra nasıl test ediliyor. Yapabiliriz yani. Bu basit. Kameramız olduğu için biraz yavaş yavaş olur ama yani bu konuda. Ama uygulama şimdi sonuçta uzaktan eğitimin dezavantajlarından biri de bu. Sınıf ortamı, sınıf eğitimi olmadığı için yani mesela ileriki yerler konularda biz diyelim ki router konfigürasyonu yaparken paketleri sıra açacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Router konfigürasyonu böyle yapılır der diyeceğiz. Benim ekranımda göreceksiniz. Siz de bunu uygulayabileceksiniz. Onun dışında fiziksel olarak router'lar değişmek isterseniz ben size yine mesela Washington'da router'lar var arkadaşlar. Paketlife.net diye bir site var. Oraya girerseniz oradan ücretsiz bir hesap alıp kullanıcı bir parola oluşturuyorsun. Belli bir saatte bizim bu eğitimleri planladığımız gibi sisteme girip uzaktan pateyle sisteme girip arkadaşlar router'lara login alıp konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Yani sonuçta dediğimiz gibi uzaktan eğitimin şeylerinden burun dezavantajlarından biri. Ama yani biz sınıf eğitimlerinde de en fazla bizim yani paket tracer kullanıyoruz. Onun dışında Cisco'nun derin bize gönderdiği router'lar var. Onları kullanıyoruz. Yani işte Erdal hocamdan eğitim alma şansınız olsaydı yani yüz yüze eğitim gidip orada uygulamalar yapardınız ama biz ancak bu kadar eğitimler yapabiliyoruz arkadaşlar. Erdal hocam nasıl uzak e-lab gibi bir düşünce mi? DMZ web sunucusu modem içinde mi? Modem içerisinde değil hocam. Yani siz modem dışında oluşturuyorsunuz. Evet.
Valla Erdal hocam zaten sen yapmazsan ben Niyazi hocamla görüşeceğim. Sizki Tagem üzerinde o şekilde bir Cisco e-labı oluşturma yapabiliriz yani. Onun için elini çabuktuk yani. Uzaktan evet. Paketlife.net adresinde arkadaşlar öyle bir sistem var. Sisteme kayıt oluyorsunuz. Sisteme belli takvimler, o boş olan yerler belli. Giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı parolanızı size veriyor otomatik. Çok karışık bir parolası var. Bağlanıp uzanıp telnetle. Evet. Tabii öğretmenlere canım. Yani biz çizgi takım zaten kamuya açık yapıyor da. Milli Eğitim Bakanlığı herhalde öğretmenlere yapacak. Evet. Yani bu şekilde de ama arkadaşlar gerçek cihaz da mesela ben bazen öğrencilerimle de yapıyoruz okulda. Gerçek cihaz işte telnetle veya ne bileyim işte konsol kablosundan takıp bilgisayara çok böyle yavaş çalıştığı için çocuklar diyorlar hocam bırakalım diyorlar biz paketleştirle çalışmaya devam edelim. Bu daha güzel falan diyorlar. O yüzden yani böyle gerçek cihaz göreceğim diyenlere en azından hani konsol portu neresiymiş ne bileyim üzerindeki flash kart neymiş en azından onları görmüş oluyorsunuz yani fiziksel olarak. Onun dışında yani gördüğünüz iOS komut satırı veya şeyler paket tracer üzerinde de aynısını görebiliyorsun, aynısını yapabiliyorsun. Tabi paket tracer'ın desteklemediği komutlar da var ama son sürümü diğer sürümlerine göre daha fazla komut destekliyor. Onları da arkadaşlar Adobe Connect yazılımı CS4 içinde var mı? CS4 içinde soruyu anlamadım hocam. Yani Adobe sonuçta geniş bir ürün yelpazesi var Adobe'un. Adobe'un CS4 içerisinde Adobe Connect yok. Yani siz onu soruyorsanız okullara yani Adobe Connect bir sunucuya kuruluyor. O sunucu üzerinden biz dersleri yapıyoruz. Yani yaklaşık Selim hocam daha iyi bilir. Geçen de söylemiştim ama Niyazi Bey'den de alabilirsiniz. Yani belki 200 küsür bin dolarlık bir yatırım yapmıştı. Çizgi Tagem bu şu altyapı hazırlamak için mesela. 230 bin, 260 bin dedi. Tam hatırlamıyorum da. Evet. Yani bu farklı bir şey. Sunucuya kuruluyor Connect yazılımı. Sunucu üzerine tabii çok da sağlam bir altınız olması gerekiyor ki bu şeyi sunabilirsiniz. Mesela şu an bu bizim şu an bu bulunduğumuz sunucu, bu hizmeti aldığımız sunucu Direkt Telekom'da. Google'dan aratırsanız yine büyük telekom firmaları